Merhabalar efendim. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Milli takımımız özel programla karşınızdayız. Milli Maç özel yayınıyla karşınızdayız. Golle programımızı açıyoruz. 90+5'te A Milli Futbol takımımız farkı 2'ye çıkarttı. 4-2 öne geçtik. İzlanda karşısında. Yanlış görmediysem Kerem'in olağanüstü golü, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayağıyla sol çaprazdan yaklaşık kaleye 30-35 metrelik bir mesafeden mükemmel bir vuruşu uzak köşeye, kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderdiği top ve skor 4-2. Tarihimizde ilk kez İzlanda deplasmanında artık galibiyete çok yakın pozisyondayız. +6 işaret edilmişti duraklama dakikalarında. 90+5'te fark 2'ye çıktı. Artık bu dakikadan sonra maç dönmez diye düşünüyoruz ve İzlanda deplasmanında ilk galibiyetimize çok ama çok yakınız. Saniyeler sonra bitecek mücadeleyle birlikte 4-2'lik galibiyetimizi konuşacağız. 3 kıymetli yorumcumla, 3 kıymetli hocamızla birlikte, Ahmet Akçan, Rea Kapsal ve Abdullah Ercan'la birlikte uzun uzun milli takımımızı konuşacağız. Galibiyeti konuşacağız. İlerleyen dakikalarda milli takımımızın bu 4-2'lik galibiyeti diyebileceğimiz mücadeleyi, özel anlarını konuşacağız ama şu dakikada 90+6'nın da son saniyelerinde ceza alanı çizgisinin tam önünden serbest vuruş kullanacak İzlanda takımı. 90+6'nın son saniyeleri. Bu deplasmanda bu zamana kadar 7 maça çıkmıştık. 7 maçın 6'sında maalesef ki mağlubiyetle ayrılmış, birinde berabere kalmıştık. Bugün galibiyete artık çok yakınız. Bu duran topta velev ki istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı ve gol yedik diyelim, 4-3, ama zaten duraklamaların da son saniyesinde gelen golle birlikte gene galibiyete yakın olan taraftayız. Ama bunu çağırmayalım. 90+7'nin de tam ortasındayız. Serbest vuruş kullanılacak. Gudmundsson topun başında. Traustason'la birlikte. Gudmundsson topa vuracak gibi gözüküyor. Kaptan. 90+7'nin son saniyeleri. İzlanda deplasmanında. 5 kişilik bir baraj milli takımımızda. 90+7'nin son saniyeleri, işaret şimdi geldi. Gudmundsson topun başında. Gudmundsson barajdan top geri döndü. Ve maç bitti. A Milli Futbol takımımız İzlanda deplasmanında tarihinde ilk kez galibiyetle ayrılıyor. 4-2'lik sonuçla birlikte. Bu sonucu konuşacağız, galibiyeti konuşacağız. İlerleyen dakikalarda maçın özeti ekranlara gelecek. Bununla birlikte İzlanda'daki tüm röportajları da basın toplantısını ekranlara taşıyacağımızı yayınımızın başında hatırlatmış olalım sizlere. Ahmet Hocam, sizinle başlayalım. Bu arada hoş geldiniz hocalarım. Uzun galibiyetimizi konuşacağız. Hocam, 4-2'lik galibiyet. Evet. Galibiyetin sevinciyle konuşuyorum. İlerleyen dakikalarda sohbet derinleştikçe milli takımımıza aman dikkat etmemiz gereken noktalar var dedi. Konu başlıkları açacağım ama bir girizgahta hepinizden bir genel maç yorumu almak istiyorum hocam. Sizinle başlayalım. Önce futbolcular, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Zor olacağı belliydi. Hava şartlarının, saha şartlarının olumsuzluğu oyunumuza da mutlaka yansıyabilirdi. Nitekim yansıdı. O yetmezmiş gibi oyunun başında bence yaptığımız çok bariz bir hatadan dolayı yediğimiz bir gol var. Kaldı ki Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıyı bile yine zeminin azizliğine uğradı diyerek şanssızlık olarak nitelendirebiliriz. Bu kadar şanssızlığın üst üste geldiği bir maçı milli takımımız hak ederek kazandı. Baştan sona kadar ki çok kısa bölümler halinde İzlanda'nın da yüklendiği o anlar vardı. Ama hak edilmiş. Hatta oyunu son dakikada değil, daha önceden koparmayı bile hak etmiş bir milli takım kapanan İzlanda'ya açmakta zorlandı. Ama rakip kaleye yakın oynamamız, takımımızın gerçekten bir takım ruhuna sahip, sahada herkesle, teknik heyetle, taraftarla rakibe yüklenmesi sonrası aldığı galibiyet hak edilmişti. Hepsini kutluyorum. Rea Hocam? Yani tabii milli takımı kutlayarak başlayalım. Yani bu hava şartlarında ve de geriye düştükten sonra tabii oyuncu kalitemiz, o cephanemiz çok iyi bir kere. Yani bireysel olarak hücumda çok kaliteli oyuncularımız var. Her problemi çözebilecek anahtar oyuncularımız. Bunların da farkını net bir şekilde gördük bugün. Sahaya çıktılar. Sorumluluk aldılar. Özellikle ikinci yarı. İlk yarı da keza aldılar ama hem final paslarında hem de son vuruşlarda o beceriyi gösterememişlerdi. İkinci yarı o farkı çok net gösterince zaten oynadıkları takımlar baktığımızda yani
Böyle bir Avrupa'da kaç tane ülke takımında vardır? Yani bir orta sayı bakıyorsun. Benfica'nın aynı şekilde. Inter, Real Madrid, ya Juventus. Tabii Benfica orta sahanı, Inter, Real Madrid. Yani İspanya'nın, Portekiz'in İtalya'da sıradan takımları değil. En iyi takımları düşünebiliyor musun? Yani o domine eden ligi takımlarının en başında yer alan o ülkedeki o oyuncu topluluğun içinde bizim bank oynayan oyuncularımız var. Real Madrid'de evet 10 maç oynadı. Yani sezon başından beri Arda belki diğer iki tane oyuncumuz kadar çok oynayamadı. Orta saha için söylüyorum ben. Ama genel yapı olarak zaten hem ucunda hem orta sahada o farkı gösterebilecek. Juventus yine önde Benfica oyuncusu var. Yani o farkı net bir şekilde gösteririz. İrfan Avrupa'da oynasa bizi hayır der miyiz şu anda? Yani İrfan yok, Avrupa'da herhangi bir takımda oynayamaz mı? Oynar. Yani bir dersin İrfan şu Avrupa'da şu takımda oynuyor. Juventus'te işte Kenan oynuyor. Santrafor Kerem'de Benfica'da oynuyor dersin. Bu kadar cephanelikle zaten bu sonucu almak, onların da problem çözmesi çok iyiydi. Hepsini tebrik ederiz emeğe geçen herkese. Abdullah Hocam, siz neler söylemek istersiniz 4-2'lik galibiyet evet. için? Tabii şimdi iki takım arasında büyük güç farkı var, yetenek farkı var. İzlanda ne 2016'daki İzlanda ne de biz o zamanlardaki Türk milli takımıyız. Biz bireysel oyuncu yeteneği konusunda kulüpler de bunu gösteriyor. Çok daha iyi takımlarda oynayan oyuncularımız var. Oyunun skorunu her an değiştirebilecek oyuncularımız var. Tabii böyle durumlarda hakikaten ben hem orada oynadım hem de milli takımda yöneticilik yaptığım dönemde hava çok etkiliyor. Sahanın kenarlarının da buz olması buna eklenince o bir etken olarak görülüyor. Burada önemli konulardan bir tanesi ileride ilerleyen dakikalarda konuşacağız yaptığımız bireysel hatalar. Konuşacağız hocam. Belki İzlanda'ya karşı dönebiliriz ama daha güçlü takımlara karşı özellikle B'ye yükseldiğimiz zaman o rakiplere karşı biraz zorluk yaşayabiliriz. İzlanda takımının 2-3 tane özelliği var. Bir tanesi duran top, bir tanesi geçiş. Maalesef biz kontradan gol yedik. Bu da enteresan. Ama gecenin sonunda Galler'le puan farkını koruyoruz. Lideriz. Bu bizim için önemli. 2'de 2 yaptık. Bu bizim için önemli. Geleceğe umutla bakıyoruz, devam ediyoruz. Bu güzel şeyler. Geriden gelip kazanmak önemli bence. Kesinlikle. Yani lider gittik, lider geldik. Artı 2-2'den sonra reaksiyon gösterip 4-2 kazanmak önemli. Milli maçlarda belki kulüp bazında bu daha olağan bir şey ama milli maçlarda zor. Evet. Bu arada mevcuttaki puan tablosu da ekranda. Almış olduğumuz galibiyetle birlikte puanımızı 10'a yükselttik. Galler de Karadağ'ı yenmeyi başardı. Skor da orada en son 1-0'dı. Öyle de bitmiş maç. Evet. İzlanda 4 puanla grupta 3. Galler aldığı galibiyetle puanını 8'e yükseltti. 2. basamakta Karadağ'ın 4 maç sonunda hiç puanı bulunmuyor. Ki zaten grupta çok da sürpriz yaşanmadı. Ama en önemli eşik tarihimizde 8. kez İzlanda ile bu sahada deplasmanda karşı karşıya geldik. Ve 8. mücadelede en sonunda hani bacağını kırdık derler ya, o olumsuzluğun şeytanın bacağını kırdık. 8. maçta galibiyeti aldık. Hocam, maça dair yorumlarınız bittiyse artık derinlemesine evet. konuşmaya geçebiliriz. Şimdi 4-2 galip geldik. Elbette galibiyet en çok bizi sevindiren konu. 3 puan hanemize yazdık ve mutluyuz. Ama ve lakin bir sonraki maçlarda olumsuzlukları yaşamamak için notlarımız bir hayli fazla gibi Ahmet Hocam. Bu arada UEFA'nın paylaşımı da ekranlarda efendim. Bu mücadeleye dair, Uluslar Ligi'nde almış olduğumuz galibiyete dair. Ahmet Hocam, o notlarınız nelerdir? Mesela dediniz ya yayının en başında konuşmaya girdiğimiz zaman hani haklı bir galibiyet aldık ama savunmada hatalarımız vardı. Orta saha geçişlerinde özellikle karşılamada direkt savunmacılarımız direkt karşı karşıya kaldı tüm hücum oyuncularıyla. Sizin notlarınız nelerdir bugünkü maça dair? Şimdi bir sorun yaşamak istemiyorsak önce Galler'i yenmemiz lazım. Zaten onları yendiğimiz anda grup birincisi olmayı garantileyeceğiz. Bence milli takımımıza yakışan da A grubu. Yani 4 grup var. 4'er takımdan o 16 takımın içinde olmayı hak eden bir kaliteye, bir kadro yapısına sahip bir milli takımımız. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum.
Tabii saha içinde direkt olarak sonucu etkileyen, oyunu ikiye bölecek olursak bir topun bizde olduğu, bir de rakipte olduğu kısım. Ki bugünkü maçta neredeyse oyunun tamamında yanılmıyorsam %70'lerde topa sahip olan tabii, bizdik. En son finalde de 64-36 bitti ama rakip, 70'e yakındı çoğu. Rakip 3. bölgede oynadık. Oyunun büyük bir kısmını. Şimdi bu kadar önde oynuyorsanız defans güvenliğini ön planda tutmanız lazım. Bu hem pozisyon bilgisini, doğru pozisyon almayı hem de konsantrasyonu gerektiriyor. Bir an için rakibin Abdülkerim'in arkasına oynadığı o topta biraz da doğru pozisyon almadığımız için kaldı ki belki Abdülkerim onu orada durdurabilirdi ama son adam olduğu için de görebileceği bir penaltıdan kaçınarak onunla koşmayı tercih etti. Yani defans güvenliğini böyle anlarda elden bırakmamak bir. İkincisi de zaten duran toplar onlar için en büyük avantajdı. Bir taç atışı, hemen korner bayrağının yanından yapılan bir orta. Uğurcan'ın ki son dönemde hatta bu sezon ligimizdeki en iyi performansı sergileyen kaleci bence. Topa çıkmasına rağmen orada yaptığımız bir hata. Defansla kendi arasındaki uyumu, defansın vuramayıp Uğurcan'ın da vuramaması rakibe omuzuyla bir gol atma fırsatını verdi. Yani bu tür pozisyonları, duran topları da iyi kullandığımız takdirde bence defansta daha iyi olacağız. Ofansta da evet oyuncu kadromuz çok kaliteli ama biz bu kaliteli oyuncuların performansıyla oynuyoruz. Bakın tamamıyla kapanmış bir takım var. Bu takımı kanatlardan açabilirsiniz. Sıfıra kadar inerek sıfırdan ki takımın boyu çok kısa olduğu için geriye çıkaracağımız paslarla açabiliriz. Bunların hiçbirini yeteri kadar yapamadık. Zaten sağda oynayan İrfan sol ayaklı. Solda oynayan Kenan sağ ayaklı olunca hep o kalabalığın içine girdik. Beklerin daha fazla hücum katkısı vermesi gerekiyordu. Merkez şutlarla açmaya çalıştık ama öyle bir kalite var ki merkez şutlarla da o golü bulduk. İrfancan mı bu? Ekrandaki görüntü Gençler Birliği İrfancan Ankara yazını görmüş, İzlanda soğuğu fark etmez diyor. Sahiden de o günden bugüne maşallah. Hani sima gene değişmemiş. Sima aynı ama olağanüstü bir gol attı. Kerem Aktürkoğlu'nun golü de, İrfan'ın golü de olağanüstüydü. Ama bu tarafa çevirdi bu sefer. Vuruşu gösterebilirsek şeyde. İlerleyen dakikalarda göstereceğiz hocam. Buraya vururdu, bu tarafa çevirdi bu sefer. Sol yerine sağ vurdu. Hayır. Yine solla vurdu da sağ tarafa vurdu. Sol uzak köşe yerine sağ köşeye doğru vurdu. Onu demek istiyorum. Aynen. Yoksa sol ayak içiyle mükemmel bıraktı. İlerleyen dakikalarda efendim maçın özeti ekranlarda olacak. A-Spor ekranlarında sizlerle buluşturacağız. Hatta biraz sonra röportajlar başlayacak. İşte basın toplantıları olacak. Orada da başta Montelli olmak üzere neler söyleniyor. Canlı olarak İzlanda'dan her şeyi sizlere aktarıyor olacağız. A-Spor ekranlarında size A-Spor yeter yani. Bugün onu ifade etmiş olayım hocalarımla birlikte. Hocam size doğru geleyim. Şimdi konuşacağımız elbette çok fazla notlar var ama o notlardan biri de eyvah dememek için bir sonraki mücadelelerde bugünkü maçtan çıkarttığınız notları merak ediyorum. Ya yani bir kere şunu net, bu turnuvada özellikle grupla ilgili şunu bir tespit yapmamız gerekir. Ne Galler, ne Karadağ, ne de İzlanda bizim seviyemizde takımlar değil. Bizi yani testimiz olacak takımlar değil. Şimdi devre arası programında da söyledim ya, İzlanda İşte puan alamadığınız maçlarda falan çok iyi bir jenerasyonu vardı. Çok güçlüydü. Yani Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile falan baş edebilecek bir kadrosu vardı. Düşün nerelerden nereye geldi. Galler keza baktığımızda Gerrit Bey ile beraber yürüyor. Yani genelde yani birkaç, bir iki oyuncu olmadığı zaman da sıkıntı yaşayan ülkeden bahsediyoruz. Şimdi onlar da bu sıkıntıyı yaşıyor. Aynı şekilde Karadağ. Şimdi biz burada çok farklı vitesleri olan oyuncu topluluğu var. Yani nitekim de bunu net bir şekilde gösterdik bugün. Evet galip geldik. Bütün emeği az önce söylediğim herkesi tabii ki tebrik etmek gerekir ama doğru tespitleri de yapmak gerek. Bunu niye yapmak gerekir? 2026'da bir Dünya Kupası değil mi var? 2025'te de 3 ülkede oynanacak Amerika kıtasında. Amerika, Kanada, Meksika'da oynanacak. Şimdi böyle bir turnuvaya 2025'te de elemeler var. Şimdi bunları biz baz almalıyız. Bize hangi takım düşer, ne olur,
Yani bizim oyunumuzda artılar var, evet. Bunların artıları nasıl geliştiririz, eksileri nasıl düzeltiriz? Ya benim net bir şekilde mesela gördüğüm bu kadar %70'e devre arası da hatta konuştuk. %70'e yakın toplu oynuyorsun. Daha baskın oyun oynaması gerek milli takımın. Daha baskın. Bunu net bir şekilde görmeliyiz. Yani %70 hep söylüyorum, bir topla oynayan bir futbol takımı ve milli takım hangisi olursa olsun karşı presi doğru yapması gerekir. Bizim böyle bir anlayışımız mesela bunun en büyük faktörü nedir bu presi yaparken? Şimdi en son kaleci yaptı değil mi Kerem? Kazandığımız topla da golü bulduk. Evet hocam. Yani mesela bunu biz neye, kime, nasıl yapacağız, nasıl organize olacağız sahada, bunları bizim bu eksiklerimizi gidermemiz gerekir. Yani şimdi ben genel yapı olarak bir ya bugünkü maça bakmamak gerekir. Büyük resme bakmak gerekir. Biz eksiksiz Dünya Kupası 2025 elemelerine nasıl hazırlanırız? O gruptan nasıl çıkarız? Dünya Kupası'na gideriz ve orada da fark yaratırız. Çok iyi bir jenerasyon var. Yani bu kadar belki bu kadar jenerasyonlar içinde bu kadar kaliteli ve Avrupa'daki çok önemli kulüplerde oynayan futbolcu topluluğu daha önce milli takımda oynamadı. Yani en büyük bir kere avantajımız bu. Genç ama tecrübeli aynı zamanda bir milli takımımız var. Yani bunu doğru bir şekilde değerlendirmek gerekir. Şimdi organizasyon bana göre bak bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organizasyon yetenekten daha önemlidir. Nasıl buldunuz peki bugünkü organizasyonumuzu? Bak, organizasyon, hücumlarımızı? Bak az önce söyledim, daha baskın olmamız gerekir. Daha iyi organizasyonumuz saha içinde daha sağlam olması gerekir. Hem hücumda hem de savunmada. Yalnız bu maç için söylemiyorum. Genelde oynadığımız bütün maçlar için söylüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda 5 maçı da çıplak gözle seyretmiş bir insan olarak söylüyorum. Yani antrenman seyretmiş bir insan olarak Almanya'da, Hannover şehrinde öyle söylüyorum. Ezbere söylemiyorum. Milli takımı tebrik edelim. Evet, tebrik edelim, bir kenara koyalım. Ama biz esas turnuva yazalım. Yani biz bunu ya işte turnuvaya gidemedik edemedik ya işte orada çok iyiydi, günlük anlık performanslar şimdi kötü ya, demek yerine daha çok dediğim gibi yani benim düşüncem o. Tabii ki yetenek olacak, tabii ki kalite olacak ama ben organizasyonun önde olup buna göre hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun 4-2'lik galibiyet, bir gölge düşürmek etmek falan bir şey amacım da değil. Evet. Yani biz daha yok. İyi... Gerçekçiyiz hocam. Burak, biz daha iyi nasıl buluruz o derdi, yani buna dertlenmeliyiz. Eğer derdimiz bu değilse 4-2 yendik, bravo, tebrikler Montella çocuklar, ne gol attık, uf, süper, jeneriklik. İşte Avrupa Ulusal Ligi'nde en iyi golleri biz attık, işte jeneriklik vesaire falan yerine biz eksiklerimizi bir şekilde belirtip bu eksiklerimizi daha doğru bir şekilde nasıl bir geliştiririz, o eksiklerimizi yok ederiz, onun derdine düşmemiz gerekir. Ben hala diyorum ya, yani bu turnuvada oynadığımız bütün maçlarda bu gruptan tabii ki çıkarız biz. Çıkmak sorun değil. Mühim olan oyun anlamında da çıkıp bir oyun ezberinin olması gerekir. Bir oyun oynanırken saha içi bir harmonimizin olması gerekir. Bunun evet. İçinde az önce söyledim ya, yetenekler tabii ki futbolda önemli. Ama ben organizasyona inanırım. Yeteneğin önünde o gelir. Bunu eğer güçlendirirsek biz böyle yok iki tane gol yiyeceğiz, bir rakibe pozisyon vereceğiz, ilk 20 dakika 3 tane pozisyon vereceğiz vesaire. Bunları çözmemiz gerekir. Hücumda top ayağımızdayken daha doğru, daha saldırgan, tabii ki oyuncu kalitemizle işte çözeceğiz ama daha kombinasyon, hücum çeşitliliğimiz de daha iyi olması gerektiğini de düşünüyorum. Tabii. Bu arada Abdullah Hocam size dönerken yönetmenim Güven'den bir puan tablosunu bir daha rica edebilir miyim? İzleyicilerimize mevcut tabloyu aktarırken hani önümüzdeki yol haritasını da belirtelim. Şu anki aldığımız sonuçla birlikte grupta ilk ikiyi garantiledik. Bu ilk iki bize neler anlatıyor onları hatta hatırlatalım. Benim notlarım da var. Sağ olsun Hüseyin Özkök. Hüseyin abi de bizleri izliyormuş. Sizlere de selam var hocam. Bizden de ona selam olsun. Hüseyin abi de birkaç not aktardı. Editörümüz hatta Yusuf da notlarını aktarmış. Bende de notlar vardı. Hepsini harmanlayıp şunu paylaşayım. Şimdi 6 puanlık farkı doğurduk İzlanda ile. Bu bize ikili averajı verdi zaten İzlanda karşısında almış olduğumuz galibiyetle birlikte ve şimdi geldiğimiz noktada Galler'le berabere kalmıştık ilk mücadelede. Şimdi Galler'le maçımız var. Biz Galler'le berabere kalsak dahi bir sonraki mücadeleye de bakarak liderliğimizi garantileyebiliriz. Zaten Galler'e inersek liderliği garantiliyoruz. Liderliği garantilemek demek artık A Ligi'ne merhaba demek. Şimdi şartlar böyleyken tabii bir yandan velev ki ikinci olduk grupta diyelim. O ikincilik durumunda da bize A Ligi'ne çıkmak için A Ligi grup üçüncülerinden biriyle iki maçlık playoff turu oynayarak A Ligi'ne çıkma imkanı da doğuruyor bu durum. Yani şu anki geldiğimiz nokta çok şükür iyi bir noktadayız. Almış olduğumuz puanlarla birlikte 4 maçın sonucunda
12 tavan puandı, biz 10 puandı. Şu anda grup lider olarak devam ediyoruz. Galler'i yenersek zaten hiçbir şeye bakmaksızın gidiyoruz. Berabere kalırsak da diğer ihtimallerle birlikte, ama ilk iki garantilemiş pozisyondayız. Bir de Karadağ deplasmanı var. Evet abi. Yani. Şimdi eksik olarak gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Bir tanesi bugünkü oyuna baktığımız zaman bizim zaten rakip yarı sahada oynayacağımız çok net belli. Oyunun büyük bölümünü. İlk 25 dakikalık bölüm de zaten orada geçti. Bence en büyük sıkıntı set ucumunda oyuncuların doğaçlamasına bırakıldığı iş. Çünkü Arda attı, oyuncuya devam ediyor, belli bir alana koşmuyor. Böyle olunca iki tane bek de bireysel top getirmeye, iki tane kenar oyuncusu bireysel getirmeye başladı. Dolayısıyla beklerin katılımını çok kullanamadık. Bunun dönüşünde atılan bölgedeki oyuncu sayısı fazla olduğu için rakip topu kazandığı zaman, baskı yapacağımız zaman, bu sefer baskı yapılan bölgede oyuncu sayısı azaldığı için bu sefer kontra atak veya geçiş yedik. Bir tane kontra atak. Ve son zamanlarda çok enteresan bir şey oluştu. Bunu Beşiktaş da zaman zaman yapıyor. İki tane stoperi rakip yarı sahaya yerleştiriyor ki bugün yediğimiz golde Abdülkerim... İlk yediğimiz golde Abdülkerim'in koşusuna yapan oyuncu orta sahadan çıkıyor. Oscarsson ve golü atıyor. Yani önde oynarken işte arkanın kontrolü diye bir tabir var. Bu oyunlarda bizim en büyük eksikliğimiz, bunu çok doğru yapmamız gerekiyor. Acaba hocam orada Abdülkerim biraz kendini sakındı mı koşarken? Yani hocam, Abdülkerim'in ağırlığı tartışılıyor. Nasıl? Biraz. Yok. Ya hocam şey diyorsun değil mi? Yani özellikle önlem alma. Top rakipteyken geçiş ucumlarını önlem alma. Yani o eksikliğimiz var. Onu mu söylüyorsun? O %100 aşikar. Zaten bu maçta da çok önlem soracağım. Biraz İyi. Sonra. Ha. Ya bir teknik adam olarak bu duruma dair analiziniz nedir? Çünkü rakip şimdi, her çıkarken bizim stoperlerle karşı karşıya kaldı. Orta sahamız mı yoktu? Yoksa planlamamız mı buna göreydi? Yok, akabinde bir tane daha yedik yine. Adam şut attı, kalenin direğin yanından gitti. Tabii. Sağ taraftan. Hatırlıyor musun? Evet. Bir tane o. Yani 3 tane aynı pozisyondan yemek çok normal değil. Demek ki bu bizim eksikliğimizi gösteriyor. İkinci bir eksikliğimiz, sayısal olarak doğru pozisyon alamadığımız zaman set ucumunda veya oyuncuların özelliğine bırakıldığı zaman, top rakibe geçtiği zaman, o zaman karşı presi çok net yapamıyoruz ve geçiş imkanı sağlıyoruz rakibe. Bu bizim eksikliğimizden bir tanesi. Ben Galler'in de, İzlanda'nın da, Karadağ'ında bizim rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu gruptan çok kolay çıkacağımızı düşünüyorum, ama şöyle bir şey var. Hakikaten çok ciddi anlamda çok yetenekli oyuncularımız var. Böyle çözemediğin zaman bile iş şuta giriyor ki bizde çok iyi şut atan oyuncular var. Hakan Çalanoğlu var. Bir Kerem tarafta var, Kerem var. İrfan keza öyle. Arda yani var. Bireysel Arda efendim, var. Arda var. Yani bireysel anlamda hakikaten son yıllarda yakaladığımız en yetenekli kadroyu yakaladık. Özellikle orta saha kökenli. Bunu değerlendirmek lazım. Ve işte bir de mümkün olduğu kadar bireysel hata da yapmamak lazım. Yani biz bugün ikinci gol buna örnek. Ya orada kalecinin çıkıp bir türlü santroforda herkesi devirip topu alması lazım. Kararsız kalıyor Uğurcan. Yani bu maçlarda geri dönüşler oluyor ama bir Dünya Kupası finallerinde bu seviyede, yani A milli takım seviyesinde bazen dönemeyebilirsiniz. Buradan 2-2'den 4-2'yi yakalıyorsunuz ama bazen dönemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok yetenekli bir milli takım. 1-2 tane bölgesini tamamlayabilirse ben şampiyonada, hem Dünya Kupası'nda hem 2032'de Türkiye'deki şampiyonada çok ses getirecek bir milli takımımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani şimdi şunu aktaralım. Normalde 4-2 galip geldik. Yüzümüz gülüyor. Elbette mutluyuz. Grubun lideriyiz. İlk ikiyi garantilemiş vaziyetteyiz. Dünya Kupası'na gitmek için bir başka bilet Uluslar Ligi'dir. O biletin kıymetini biliyor vaziyetteyiz. Ama bir yandan da hamaset yapma taraftarı hiçbir zaman olmadım. Mevcut tabloda da eyvah diyebileceğimiz çok fazla detaylar vardı maçı izlediğimizde. Yani az önce aktarmış olduğum o detay da, sizin yorumunu da merak ediyorum. Teknik adamsınız hepiniz ve buna bir önlem alınamaz mı? Yani rakip çok daha güçlü, yaratıcı ayaklara sahip olsaydı, sahiden de hücumlarla, çıktıkları kontrataklarla
farka gidebilecek pozisyonlar yakaladılar. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ahmet Hoca devam etsin. İnsanlar bizde şöyle bir şey var. Şimdi bir şey söylüyorsun. Mesela genel yapı olarak tabii ki milli takımımız 85 milyonu ilgilendiriyor. Yani biz de hep yani sonuç odaklıyız. Skoru seviyoruz. Yani evet. Skor bitti. Evet çok iyi. E kötüyse eğer bir takımı eleştiriyorsan haklısın. Hayır. Büyüm olan biz galip geldiğimizde ne eksiklerimiz var bunu görmek gerekir ya. Kimsenin kimseyle uğraştığı, alıp veremediği herhangi bir şey yok ya. Ya bu kafalardan maalesef bu cehaletten çıkmak gerekir ya. Ya böyle bir futbol düşüncesi olur mu? Avrupa'da neye eksik? Adam 1-0 yeniyor, 3-0 yeniyor. Yendiği takımlar İngiltere, X, Almanya. Dünyanın en önemli ülke takımları diyor ki ya biz neye eksik yaptık ya? Bugün 3-0 yendik ama neye eksik yaptık? Ya şimdi bunu diyor analiz edelim ve de antrenmana yani geçirelim. Bizde böyle bir şey var. Ya işte olur mu ya yendi milli takım vesaire. Yenilmediği zaman da o zaman eleştirirsen haklısın. Ya böyle bir artık bir yüzyılın bir çeyreği bitiyor. Hala evet. Bu kafalardasın ya da ülke olarak böyle olaya bakıyorsun. Yani sen saha içinde ne oluyor, neye eksik yapıyoruz, neyi doğru yapmamız gerekir? Saha içindeki oyunla ilgili bir fikri var mı? Yok. İnsanlara bir şekilde ya insanlar konuşuyorsa ediyorsa aman ya şunu konuştu, şunu yaptı bilmem ne. Yani biz buralardan çıkarsak bu milli takımı geliştiririz ve bu milli takım az önce de söyledim potansiyeli olan bir milli takım. Performans verecek bir milli takım. Mühim olan eksiklerin doğru bir şekilde çözümlenmesi gerekir. Biz burada dile getiriyoruz. Bunu analiz yapıp doğru bir şekilde antrenmanlara geçirecek olan da Montella'dır. Kenan Yıldız'ın açıklamaları var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Çok gururluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Böyle devam edeceğiz diyor ki bugün maçında en iyilerinden biriydi Kenan Yıldız. Ahmet Hocam. Bu arada Arda Güler'in de açıklaması var. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik. Zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz diyor Arda Güler. Hocam sorum uzundu bir daha tekrarlamayayım. Sözü size bırakayım direkt. Şimdi milli takımımızın halkın milli takımı olması bir defa çok büyük bir avantaj. Biz kısa bir süre önceye kadar milli takımla toplumumuzda veya yine sporun içinde bazı kişilerin çekişmelerini büyük bir üzüntüyle takip ettik. Bu futbolcuları halkımız tamamıyla sahiplenmiş durumda. Artık onlarla birlikte hem bu heyecanı yaşayan hem de onlarla birlikte mücadele eden bu anlayış, bu kenetlenme bizim en büyük avantajımız. Tabii ki milli takım belki de bazı çalışmaları çok fazla bir şekilde yapabileceğiniz bir yer değil. Bu çalışmaların büyük bir kısmının kulüplerde yapılması lazım. Bugünkü ilk 11'e bakıyorum. Ülke ligimizde oynayan 3 tane oyuncu var. Uğurcan, Abdülkerim ve İrfancan. Onun dışındaki 8 futbolcu da yurt dışında mücadele eden, oynayan oyuncular. Doğru. Hem kendi performansları iyi seviyede hem de ülke futbolunu orada gerçekten iyi bir şekilde temsil ediyorlar. Onların belki de bizim bu dediğimiz eksiklerin büyük bir kısmını kendi kulüplerinde geliştirmeleri lazım. Geliştirmeleri lazım diyorum. O kadar genç bir takımız ki daha bu kadar genç yaşta haliyle o futbolcuların pozisyon açısından veya hem bireysel taktik hem grup hem takım taktiği açısından bazı eksikleri olacaktır. Onlar yurt dışında oynasa bile adanın Türk milli takımı olması bizim ligimizin de oraya net bir şekilde yansıdığı gerçeğini de başta Montella'nın kabullenmesi lazım. O kadar zamanı olmasa bile Montella'da ki dönem dönem o da eleştirileri farklı bir şekilde algıladı. Ki bugün de konuşmamız gereken benim kendi görüşüme göre önemli konulardan bir tanesi şu. Gelişim diyorsak biz sadece işte belirli bir oyun planımız olsun o oyun planını oynayalım da yetinmeyip bizim birbirinden farklı birçok oyun planını oynayabilecek durumda olmamız lazım. Bu Erzurumspor paylaşımında vallahi gerçekten güzelmiş. Bir sonraki eşleşmede Erzurum'da karşılaşalım. İzlanda tebrikler bizim çocuklar diye başlık atmışlar. Bu arada bu görselin aynısını ben yaşadım. Hatta bunu geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. Google'a Sivasspor Burak Ölmez yazınca Sivasspor Burak Ölmez artık ben burada evet. Keywordleri söylemiş olayım. Bunları yazınca geliyorum. Bir video var Lig TV zamanı o zamanlar eski yayıncı kuruluşta. Ankara Gücü maç önü yayını Kaşım kapanmıştı kar yağışından. Hatta bir izleyicimiz onu sosyal medyada da paylaşmıştı. Neyse ez cümle.
esprili bir şekilde yaklaşım olmuş Erzurum'un. Soğuk ve sert bir zeminde vardı. O buzlu zeminde de ayakta kalmak meziyet isterdi ki penaltı pozisyonunda İrfan Can Kahveci de bundan müzdarip oldu. Çift temas oldu. O çift temastan kaynaklı çift vuruşta Hakan Çalhanoğlu. İrfan Can mı? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı vuruşunda da Sivas Spor'un heyecan yapınca da bir an ona gitti aklım. Neyse Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı vuruşunda da maalesef ki iki ayağı teması olunca çift vuruşu doğurdu. O da zeminin azizliğiydi. Hocam sizin notlarınıza doğru geçeyim. Reha Hocam arada rol aldığı için sizin hakkınızı yemiş olmayayım. Yok estağfurullah. Yani konuştuğumuz konu malum. Milli takımımızın yarınlarını kurtarmak için neler söylemek istersiniz konusuydu. Çünkü 4-2'lik bir galibiyet var. Elbette sevinçliyiz. Ancak dikkat etmemiz gereken birçok nokta vardı. Onlardan biri birebir de hatalarımız. Biri hızlı hücumlarda stoperlerin karşı karşıya kalışı. Mesela bugün Ferdi çok iyi bir gününde değildi. O kanattan çok ciddi atakları oldu rakibin. Orta sahada büyük bir bölümde bıraktığımızı gördük. Hücum anlamında çok iyiydik. Yani üretkenlik açısından zayıftık ama topu tutmak açısından iyiydik o bölgede ama diğer detaylarda biraz zayıf gibiydik deyip size bırakayım. Ya zaten oyuncu profillerinde oyuncular topu tutar zaten. Arda'sı, Orkun'u, Kenan'ı, bir tarafta İrfan Can. Burada sorun yok da burada nitelikli atak üretme konusunda sıkıntımız var bence. Onun için biz bilmiyorum ama oyuncuların yeteneğine çok bırakıyoruz organizasyonları. Biraz daha belli olan şablonlarımız olması gerekiyor. Bir sonraki sorumda olacaktı. Oyuncuların bildiğin eline bakıyoruz hocam. Ya tamam yetenekli oyuncuları belli bir şablonun içinde yani oynatabilirsek o zaman daha kıymetli takım oluyoruz. Şablon konusunu açmadan Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması ekrandayken hocam izninizle onu bir aktarayım izleyicilerimize. Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda. Kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok. O yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim diyor Hakan Çalhanoğlu. Ki maçı beraber izlerken hocam sizinle de konuşmuştuk penaltıyı atmalı mı atmamalı mı konusunda. Hakan Çalhanoğlu buna da açıklık getirmiş. Ama Atlar ben çok yakından tanıdığım için o sorumluluktan kaçmaz. Kaptanımız zaten. Kaptanlıkla alakası değil biraz karakterle de alakası var bunun. Evet. Öyle bir oyuncu yani sorumluluktan hiçbir zaman kaçmayan bir oyuncu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Ahmet Hocam biraz önce söyledi. Daha derine gidebilir miydik? Atakları oradan sonuçlandırabilir miydik? Onu yapabilirdik mesela. En önemli konu top rakibe geçtiği zaman topun olduğu bölgede çok oynuyoruz. Çünkü Arda atıyor istiyor. Kerem atıyor istiyor. Yani hep bir doğaçlama gidiyor işler. O zaman bir iki şeye bağlı kalıyorsunuz. Neye kalıyorsunuz? İşte şuta kalıyorsunuz. Zaten şut istatistiklerinde bayağı önde çıkıyoruz. Bu da ama işte bunlar daha geliştirilmesi gerekiyor. 24 şut 12 isabet. Ben eski bir milli futbolcu olarak şunu söyleyebilirim. Yani görece olarak daha bizden aşağıda olan rakiplere karşı bu sayılara istatistik olarak yakalamamız çok normal. Ama bir Dünya Kupası'na gittiğin zaman bir Brezilya çıkıyor karşına veya Meksika. O zaman otomatikman topu bırakmak zorunda kalıyorsun. O zaman ne yapacağız? O zaman bu oyuncular iş yapar mı? Yani bunları konuşmak lazım. Bence zaten bizim yerimiz bu grup değil. Buradaki bütün takımları muhtemelen yeneriz. Ama şunu anlamasınlar. Yani kıymetli olan konular var. Bir tanesi yine söylüyorum. 2-2'den internasyonel seviyede 4-2'yi yakalamak bence çok kıymetlidir. Yani ligde maçlarda yakalayabilirsin ama internasyonel seviye hakikaten zordur ki dediğim gibi 1-0'dan geriye gelip 2-1, 2-2. Bir de Burak o saha şartları hakikaten çok zor. Buz kırıldıkça saha böyle yumuşuyor, kaymaya başlıyor. Ben oynadım 95 senesinde 0-0 berabere kaldık. Ama şunu söyleyebilirim. 2016'daki İzlanda takımı daha organize, daha 2-3 tane aralarında fark yaratan oyuncuları i̇yi vardı. Takımda. Bu takım o kadar iyi değil. Aynen öyle hocam. Ya aksine bizim takım daha yetenekli bir takım. Mesela Kerem'in aynı golü atması tesadüf değil. Aynı golü İzmir'de de attı. Biraz daha içeriden vurdu. Bunlar güzel şeyler ama mesela ya yediğimiz ilk golde Abdülkerim'in biraz daha öncesi topun bitirilmesi lazımdı. Mesela 2-1 iken oyunu hala riske etmenin bir anlamı yok. Biraz daha topa sahip olup öyle bir oyun felsefesi tercih edilebilirdi. Bunlar evet. Düzeltilebilecek konular dediğim gibi ama arada çok fark var. Biz yetenek açısından bu gruptaki her takımdan çok öndeyiz.
İrfan Can Kahveci'nin açıklaması da ekranlarınızda, onu da bir kez daha hatırlatayım. Zor bir yolculuk, sıkıntılı bir zemin ama bizim genlerimizde var bu. Bir ilki başardık, bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de 1-0 olunca da inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık diyor İrfan Can Kahveci. Hocam, şunu da sormak istiyorum size. Bu arada editörümüz Yusuf da bir bilgi paylaştı. Kadroların maliyetler açısından baktığımız zaman İzlanda'nın maliyeti toplam kadro kalitesinin yansıması parasal anlamda 11 milyon euro. Bizim kadromuz 250 milyon euro. Aradaki fark uçurum. Hocam özür dilerim. O zaman yani milli takım eleştiririz ya, eleştirmeyelim. 250 onlar, 11 bizim. Herhalde ters, yani milli takımı eleştirmek zaten değil. Galip gelmiş bir akşamda herkes keyfini çıkarmalı ama dedim evet. Ya yani daha sert ekiplere karşı ne yapılacak falan vesaire. Bu sen konu başlıklarını açıyorsun, saate 9'u da konuşuruz vesaire. Hocam benim merak ettiğim konu şu, açık söylemek gerekirse. Mesela bugün maçı izlerken ben benzer senaryoyu bu sezon Fenerbahçe'yi izlerken de yaşıyorum. Hücum hattında Sen Maksim'in eline bakıyor gibi herkes. Sen Maksim'in pas verirse kabul, şut çekerse de kabul gibi. Bizim bugünkü hücum aksiyonlarımızda da ben bir set hücumu görebildim mi çok ona emin olamıyorum. Yani bizim hücum aksiyonlarımız beni bugün çok tatmin etmedi hocam. Attığımız goller de zaten biri penaltı. Baktığımız zaman ikisi penaltı hatta ve devamında gene baktığımız vakit uzaktan şutlar. Yakaladığımız goller hep bireysel goller. Az önce onu demek istedim. Yani esas konu başlıyor. Yani yetenekten daha önemli organizasyondur. Yani bu işin özetidir. Yok yetenekli oyuncu var işte vesaire, gol atıyor falan. Organizasyona ben hep ona dem vuruyorum. Hep onu söylüyorum. Yani organizasyon. Milli takım bunu sağlaması gerekir. Hangi takımda nerede oynuyorsa oynasın. Yani bir saha içinde bunun bir organizasyonu nasıl olacak, onu sağlamamız gerekir. Şimdi milli takımla ilgili baktığımızda şöyle, şuradan başlayalım. Yani milli takımla diyorum ya, tebrik edelim. Az önce söyledim, İzlanda 11 milyon euro, biz 250 milyon euro. Yani esas bizim Dünya Kupası ve Dünya Kupası'na başarılı olmalıyız. Bizim derdimiz az önce bu olmalı. Bununla ilgili ne yapmalıyız? Bu eksiklerimizi nasıl gidermeliyiz? Avrupa Şampiyonası oynandı. Futbol Federasyonu, sen bir analiz yaptığını gördün mü? Futbol Federasyonu veya Montel'in bir analiz yaptığını, yok. Bize yansıyan bir bak, şey yok. Alman ve Amerikan 28 tane teknik adam bak toplanmış. Alman ve bir daha söylüyorum Amerikan. Amerikalı 28 tane teknik adam analiz yapmış. Avrupa Şampiyonası. Şimdi biz Avrupa Şampiyonası'nda neyi doğru yaptık, neyi eksik yaptık, bunları bir şekilde belirlersek biz gideceğimiz bu verilerin ışığında yolu daha iyi belirleriz. Şimdi İspanya Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu değil mi? İspanya Milli Takımı kim en son bıraktı? Luis Enrique değil mi? Luis Enrique başarılıydı. Herkes işte diyordu başarılı ama bir eksiklik vardı değil mi? Bu net bir şekilde görüldü. Ne eksik yapıyormuş İspanyollar? Bir hatlar arasına, ya savunmadan orta saha ve hücum hattına direkt dikine oynamada sıkıntı var. Yani presi kırmakta, top oynamakta. İkincisi de önlem almakta. Önlem almama ne? İşte doğru bir şekilde karşı prese gitme. Buradan geçiş çok yiyen bir takım varmış. Bunları gidermişler 2 senede. Hocam Montella gelmiş. Evet. Basın toplantısında teknik adam açıklamalarda bulunuyor. Bu zamana kadar geride kalan 7 mücadelede hiç yenememiştik. 8. mücadelede şeytanın bacağını kırdık ve İzlanda'yı deplasmanda en sonunda yenmeyi başardık. Montella'ya birçok soru vardı. O sorularla birlikte Montella'yı da konuşalım istiyorum. Şimdi Ahmet Hocam gene bu turda sizinle başlayalım. Şimdi baktığımız zaman vakti zamanında 0 çeken takımdan, yakın geçmişte 2020 Avrupa Şampiyonası 2021'de oynandı. 0 çeken takımdan çeyrek final oynayan Hollanda karşısında hani devam etsek şaşırmayacağımız bir milli takıma doğru dönüş. Daha sonrasında Uluslar Ligi'nde C kategorisinde, C ligine kadar düşmüş, hatta daha da kötü vaziyetlere düşmüş bir milli takımdan geldiğimiz nokta, artık A'nın kapısındayız. Bu değişimi elbette Montella'ya bağlamak da saygı duyduğum bir yorum. Bu değişimi oyuncu grubuna bağlamak da saygı duyduğum bir yorum. Sizin ama sizlerin görüşünü merak ediyorum. Biz hep atılan, yenilen golleri konuşurken golü takım atar, golü takım yer diye konuşuruz. Bence futbolu da böyle değerlendirmemiz lazım. Ama o takımı sadece futbolcuların oluşturduğu takım değil, teknik heyet, federasyon ve her şeyden önce halkımızı da bu işin içine koyarak, halkın da dahil olduğu, ben büyük bir takımdan, geniş bir ekipten bahsedeceğim. Yani şuraya gidelim.
bir ara federasyon bizim çocuklar cümlesini değiştirmek istemişti. Yani çok beğenmemişti. Ama ısrarla halkımız evet bunlar bizim çocuklarımız diyerek onlara o sinerjiyi yakalamalarında çok büyük destek verdi. Aynı şey bizler için geçerli. Bakın biz burada yorumlarımızı yaparken de hep milli takımda görevde olan insanlara şu an görevde oldukları için o desteği verirken geleceğe yönelik sürekli olumlu yaklaşımlar içinde bulunuyoruz. Her ne kadar dönem dönem bazı hocalarımız bunu negatif algılasa bile. Ben Montella'nın bu akşamki açıklamasında da onu öyle hissettim. Yani santraforsuz oyunla ilgili imalı bir soruya. 4 golde bile santraforsuz oyunu tartışmaları evet. Bitirir mi acaba diye sordular. Hoca dedi ki ben bu sohbetten keyif alıyordum artık dedi. Evet yani orada da ufak böyle bir dokundurma kesinlikle var. Peki ama sizce bitirmeli mi? Bence bitirmemeli. Çünkü şu var. Bakın daha 4 gün önce Karadağ maçı oynadık. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıya çözüm olarak hoca Bertu'yla başladı. Yani bizim tam bir santrofor diyebileceğimiz bir oyuncuyla Bertu, Kenan, o siz bunu geldi gol. Demek ki ihtiyaç duyduğunuz zaman nasıl olsa böyle bir oyun planını uygulamaya sokuyorsunuz. Bunu uygulamaya sokmadan önce de takımı bunu oynar hale getirmek bizim deminki tespitlerimizin içindeydi. Bu akşam kapalı defansı sadece merkezden şutlarla açmaya çalışırken bunu kanat oyunlarıyla açmaya çalışırsın. Yeri geldiğinde klasik bir santrofor oyunuyla açmaya çalışırsın. Bunlar hep bizim hücumdaki opsiyonlarımızın birer tanesi olmalı. Oyunun rakibin durumuna göre, gidişatına göre, gücüne göre de doğru stratejilerle doğru planları, taktikleri hocanın seçiyor evet. olması lazım. O yüzden evet, hocanın kararlarına saygımız sonsuz. Bu akşam böyle bir tercihte bulundu. Yine saygı duyuyoruz. Orada da bir sorun yok ama hep A, B, C planlarımızın hepsinin birden olması milli takımımıza böyle kaliteli bir kadroya daha fazla zenginlik katar. Hocam, Reha Hocam, sizin görüşünüz nedir? Ya ben şimdi, ya tabii olaylar nereden bakıyorsun bu önemli. Şimdi dedi ki Bontele, ya biz bütün gruplar içinde 12 tane şut attık dedi değil mi? Evet. Almanya birinci sırada mı? Gol beklentisi konusunda. Evet. Almanya 1, biz 2. durumdayız ki B kategorisinde, B liginde biz lideriz. Evet. En çok şut çekense takımız. Takımız. Bütün gruplar Almanya içerisinde. Kimle oynadı bu akşam? Almanya'nın son Hollanda'yla. Kim? Hollanda'yla evet, 1-0 evet. yendi. Hollanda, biz İzlanda. Yani biz 250 milyon euro market değeri, 11 milyon euro. Uçurum şimdi olan. Bak bir analiz vereyim. Ezbere de konuşmadım. Şu Avrupa Şampiyonası'nda derinlemesine böyle yapılan savunmalara %33'ü atılan goller şutla. Ya şut bu kadar önemli. Bir de zaten %70 topla oynuyorsan derinlemesine yapılan bir savunmada tabii ki şutör oyuncuların ne var? Şut deneyeceksin. Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir veri var. Mesela Montella bunu söylemeliydi. Yani bu veri ışığında biz çok ciddi Avrupa Şampiyonası'nda uzaktan atılan şutlar böyle kendi kalesine yakın savunmalara karşı çok büyük saha içinde bir problem çözen en büyük bir takımın hücum anahtarı oldu. Şimdi buradan böyle yaklaşıp böyle çözmek daha doğru olduğunu söylüyorum. Şimdi yani saatte 9 ile ilgili o soruya dedi ki forvet oyuncuları attı. Şimdi biz devre arası programda dedim ki yani Kerem veya Barış Alper de oynadığında sakattı tabii çıktı milli takım kadrosundan. Şimdi Kerem de oynadığında bunlar derinlemesine bir savunmada savunma önü veya savunma arkası zaten yok, koşu yapamaz. Çünkü çok derinlemesine ceza sahasına neredeyse içinde bir savunma oluyor. Savunma önünde de topu alıp bağlantı oyuncusu olacak oyuncular değil. Yani bir takım tabii ki 4-6-0 oynayabilir. Ama bu oyuncu profillerinin doğru seçilmesi gerekir. Şimdi bak 4-6-0 ilk oynayan kim biliyor musun? Kaç yılında? 1930 yılında Avusturya'da bir takım oynuyor. Sonra 40 yılında 1940'ta bir plate oynuyor. Ve de 5 tane forvet oyuncusu oynuyor. Arkasından ilk bunu böyle Avrupa'da fark yaratan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan milli takımı. Hı hı. Ondan sonra
Ve de o zaman Macar milli takımı yani Sebes'le beraber ünlü bir teknik adamdır. Macar teknik adam Sebes. 25 Kasım 1953 yılında şimdiki Wembley İngiltere'de Macar milli takımı İngiltere ile oynuyor. Ve de maç kaç kaç bitiyor biliyor musun? 6-3. Macaristan çok ağır bir yenilgi tattırıyor İngiltere milli takımına. 3 golü kim atıyor biliyor musun? Sahte 9 oynayan Hide Guti diye Macar bir futbolcu oynuyor. Hı hı, hı. Ve de 6-3 yenilen maçta böyle bir Sebes farklı bir oyun formülü deniyor. Buradan böyle bu sahte 9, bak 1953'ten bahsediyorum, oralardan gelme. Arkasında 2000 yılında Liverpool 4-4-2 oynardı. Şimdi bir şeyleri doğru adını da koymak gerek. O 4-4-2 kompak oynardı ve de Liverpool genelde teknik adamları hep o dönem şunları söylerdi. Kite de o kadroda vardı. Yani golcü değil golcüler var diye 4-4-2'de. Hı hı. Yani kenar çizgi oyuncular, orta saha oyuncular o kadar kompak oynarlardı. Birbirlerine alan açarlardı, orta sahaya gelirlerdi. Evet. Yani onlar da neredeyse bir santroforsu oyun oynardı. İşte arkasından da bir Barcelona'nın kendi böyle kulübün yaptığı bir belgeselde İşte Real Madrid maçından önce Pep Guardiola Messi'yi çağırıp Busquets, Xavi, Iniesta'nın önünde o baklava diamond dediğimiz o modelde oynatıp santrofors düzende ve de Eto'yla orada Thierry Henry konuşuyor Burak. Diyor ki stoperle bek arasında devamlı koşu istedi maçta bizden diyor Pep Guardiola. 3-1 yendik, golleri de bu şekilde attık. Eto falan 2 gol atıyor. Yani şimdi bunu doğru bir şekilde ben bir kronoloji çizdim. 1930'dan beri yani gelişimi saatte 9. Yani biz saatte 9'u oynarken bu oyuncu tercihini çok doğru ve de karşı rakibe göre nerede savunma yapıyor, nasıl savunma yapıyor, açık alan savunması mı, derinlemesine yapılan bir savunma mı, bunun doğru bir şekilde oynayıp öndeki çizgi oyuncularında mutlaka savunma arkasına koşu yapıp bu organizasyonu sağlaması gerekir. Biraz daha Montella'nın dediğim gibi tabii ki işler yapıyor. Gitti Hırvatistan'a, ilk defa Hırvatistan'da yendi bak. Evet. Türk milli takımı İzlanda yendi. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Bunlara hiçbir şey demiyorum ben. Derdimiz az önce söyledim. Yani buna esas daha iyi nasıl oluruz, nasıl gelişiriz o olması gerek. Devam edeceğiz. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları var. Ekrana geliyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun da maçın ardından demeçleri ekranlara geldi. Abdullah Hocam, konuştuğumuz konulardan birisi santrafor pozisyonu için. İşte 4 gol santrafor tartışmalarını bitirir mi sorusu geldi hocaya. Hoca da o soruları sevmeye başlamıştım halbuki dedi. Kısa cevap verdi ama bitirmeli mi bitirmemeli mi konusu bir. İkincisi de hocam, mevcutta bir başarı var ortada. 2020 Avrupa Şampiyonası'na 0 çekmiş. Hatta daha öncesinde de maalesef ki işte Fransa'da da turnuvanın sonuncusu olmuş bir milli takımımızdan bu zamana doğru şöyle baktığımız zaman kazanımlar bir hayli fazla. Bu kazanımları yorumlarken paylaşımı nasıl yapmak sağlıklı olur diye topu size bırakayım. Bir de son 3 şampiyonaya giden Türk milli takımı var. Kesinlikle başarı. Ya ben şimdi tabii Rea Hocam da milli takımlarda görev aldı. Ben de aldım. İşte 23 senesinde federasyon kurulmuş. 100 küsür senedir. Ben şu anda Montella'nın elinde olan kadronun bu 100 yıllık süre zarfında en yetenekli 2-3 takımdan biri olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli bir takım var hocanın elinde. Bu zamana kadar Türk milli takımının belli bir şablonu, her takım oynadığı bir oyun, belli atak ve savunma organizasyonları var mı desem ben çok olduğunu düşünmüyorum. Şuraya bağlayacağım. Son Avrupa Şampiyonası'nda eğer böyle olsaydı biz 10 kişi kalan Çek takımına karşı çok zorlanmazdık. İşte Avusturya'ya karşı çok zor anlar yaşamazdık. En iyi oynadığımız Hollanda maçı ilk yarısından sonra elenmezdik. Ben biraz oyuncuların üzerinden oynanan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama bunun değişebilir olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten en az 2 tane şampiyonaya gidebilecek bir yaş grubuna sahibiz. Bunlar beraber oynayarak belli kanunları olan bir milli takım haline gelebiliriz. Bazı bölgelerde eksiklik var mı? Bence var. Eğer o bölgelere, yani bunu santroforlu oyunsuzdan ayrı olarak söylemem lazım. Mesela Türk milli takımının daha atletik bir stopere ihtiyacı var bence. Bir tane sağ beke ihtiyacı var. Bir tane veya 2 tane santrofora ihtiyacı var. Eğer bu bölgeler
Deki oyuncular da yetenekli bir şekilde bulunup değerlendirilebilirse ki bu galiba yurt dışında daha şey oluyor, daha kolay oluyor. O zaman özellikle orta saha organizasyonu üzerinden oynamayı hoca çok seviyor. O zaman belli bir oyun oturtturabilir milli takım ve bunu oynayabilirler. Hakikaten yani bu takımın yaklaşık olarak %70 ile çalışmış bir antrenör olarak şunu söyleyeyim. Oyuncuların çoğu genç, aynı zamanda çoğu da çok deneyimli. Bir de yani burada en kötü herhalde 40-50 tane milli maç oynamış oyuncu vardır. Bütün bunları düşündüğüm zaman hakikaten çok ciddi yetenekli bir Türk milli takımından bahsediyoruz. Bence çıtayı biraz daha yükseltmek lazım. Özellikle Dünya Kupası ve ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bunları söyleyebiliriz. Evet. Ama dediğim gibi yani bir iki bölge hariç, onları da iyi bir taramayla gelişebilecek veya şu an kadroda bulunabilecek oyuncu bulabilirsek o zaman çok iyi bir takım olabiliriz. Bu arada ülkemizde santrafor var mı yok mu tartışmalarında da hani ben yok noktasında değilim. Yani milli takımında oynayıp oynamadığını tartışalım. Kendi takımında oynayıp oynamadığını tartışalım ama ben Cenk Tosun en nihayetinde bu ülkenin önemli santraforlarından biri. Kazanmak için bir şeyler yapmak lazım. Daha düne kadar Montella, Samet Ekaydın'ı hiç milli takıma çağırmasa diyeceğim ki zaten milli takımlarında oynamayan oyuncuları milli takıma çağırmayan bir hoca diyeceğim ve saygı duyacağım bu tercih ama bizim santrafora ihtiyacımız olduğu dönemlerde Karadağ 1-0'la yenebilmişken yani bu 4 gol bu maçta elbette farklı bir sohbeti de doğurabilir ama attığımız gollerden biri penaltı, diğer ikisi uzaktan şutlar zaten bireysel başarı, diğeri de onların hatası. Yani attığımız 4 gol de akan oyunda yaldır yaldır böyle ceza sahasında hani bir santrafor golü değil ki ya da bir forvet attığının golü değil. Baskın oyun golü değil. O yüzden de bu tercih konusunda da emin olamıyorum hocam. Ya ben bu kadro ile ilgili şunu söyleyeyim. Mesela Samet alındı, Emirhan alındı. Emirhan Rize'de geçen sene 30 küsur maç oynandı. Niye geçen sene alınmadı? Şimdi Beşiktaş'a geldi, oynamıyor. Yani şimdi oynamıyor, Samet oynamıyor, almıyorsun. Şimdi alıyorsun. Yani oynamayan oyuncuları kadrolıyorsun. Adil'in Konyaspor'daki şimdi çok iyi oynuyor bu sezon. Suçu ne? Ve de bu oyuncuları şimdi alarak diğer oyuncuları rekabete girmesine de izin vermiyorsun. Adam diyor ki ya ben iyi oynasam milli takım tek hedefim yerli oyuncunun. Gidemiyorum diyor. Şimdi şöyle bir şey duyuyorum. Ya işte milli takım öyle değil. Yani bildiğiniz gibi değil. Nasıl? Milli takım oyuncusu olur. Ne oldu? Milli takım oyuncusu işte takımda da oynamasa gelip oynarmış. Ya bu oynayabilir ama ne yetenekli oyuncu oynar. Performans oyuncusu oynamaz. Şimdi Samet, Emirhan bunlar performans oyuncusudur. Bunlar her maç oynayacaklar, güçlenecekler, fizik kaliteleri üst seviyeye gelecek. O tempoya, o ritme yakılacaklar. Evet. Şimdi Samet sen 2 tane, 3 tane 90 dakika Fenerbahçe'de üst üste oyna, sakatlanır kesin. Şimdi çünkü farklı şimdi yeteneği gücüyle oynuyor. Performans verecek oyuncak. Yani bunu bile doğru tahlil edemiyoruz. Mesela Semih oynamıyor, bir ara baskı oldu diye kadroya alıyor. Ya alma madem öyle baskı. Avrupa Şampiyonası 11 golle geldi Beşiktaş'a, gol atmış. 6 aylık süreçte mükemmel performansla oynatmamışsın. Şimdi niye çağırıyor biliyor musun? Ya Fenerbahçe'den oyuncu çağırayım, Beşiktaş'tan çağırayım 2 tane. İşte aman diyor oralarda şirin görüneyim. Ya Umut Nahir. Evet çok iyi sezon geçirmiyor. Bugün bir set ucum mu arıyorsun? Size santrafor mu arıyorsun? Geçen çağırıyorsun. Şimdi niye çağırmıyorsun Umut Nahir'i? Diyorsun hani kötü oynadı farz edelim ve de Konya'da oynamıyor. Sonradan giriyor vesaire oynamıyor diyorsun. Samet hiç oynamıyor. Emirhan hiç. Ya oynayacak işte sol bek biri sakatlanacak veya oyuncu işte sakatlanacak işte Gabriel Paulista falan öyle oynayacak. Şimdi sen bunları çağırıyorsun. Ya esas çağrılacak oyuncu Semih oynamıyor. Umut Nahir tam İzlanda'ya karşı tam bir sırtı dönük bir santrafor piyot. Sen bunu çağırmıyorsun. Yani bunları bu dengesizlikleri Montella'nın bir şekilde de çözülmesi gerekir bu kadro tercihlerinde. Ahmet Hocam. Şimdi bizim ülke futbolumuzu hep çok heyecanlı geçen ligimizi konuşurken şöyle bir tespitte bulunuyoruz. Biz oyunların, maçların çoğunu oyunla değil oyuncularla kazanıyoruz. Yani bizde hala takımın bir eksik olduğu zaman
biz bu eksikleri nasıl gideriz, bu oyunu nasıl geliştiririz yerine hemen oraya bir futbolcu alalım. O futbolcuyla bunu çözelim zihniyetindeyiz. Bu zihniyetin olduğu yerde milli takımın da bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yani evet, hocalarım da bence katıldığım bir tespitte bulunuyorlar. O da milli takımımızın henüz oyunun her iki yönünde de bu bizim milli takımımızın oyunu diyebileceğimiz bir oyunumuz yok. Bence olayın tamamıyla bu yönünü öncelikli hale getirmemiz lazım. Evet, en önemli maç önündeki ilk maçtır, o kesin. Ama bizim milli takımımız, hele hele İtalya ile birlikte düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'na yönelik daha şimdiden bir master plan yapmalı. Kadro dahil olmak üzere, oyun dahil olmak üzere. Bunu da sadece milli takım bazında değil, bütün futbol severlerle yavaş yavaş bunu yürürlüğe de koymalı. Bu derece uzun vadeyi de bizim kesinlikle düşünüyor olmamız lazım. Yani Montella'nın bazı uygulamaları, evet, benim de çok tasvip ettiğim uygulamalar değil. Bütün bunları da bazen Montella ile ilgili yaptığım şu cümle kesinlikle içeriyor. Montella artık bizden biri oldu. Yani bize benzemeye başladı. Futbolcu tercihleri de bunun içinde, o kesin. Kaldı ki o büyük takımda oynamanın bütün futbolcular için bir avantaj olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık tamam, çok kaliteli oyuncularımız var. Biz bu oyuncularla bir de iyi bir oyun oturttuğumuz anda, o zaman bırakın A grubuna çıkmayı, A grubunda iddialı takımlardan biri oluruz kesin. Tabii canım. Bu oyuncu grubu kesin. Teknik adam dokunuşlarıyla birlikte, ama sağlam bir teknik adam dokunuşlarıyla farklı bir seviyeye doğru gelebilir. Ama yani abla hocam, sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Ahmet hocam bizden biri oldu artık Montella dedi. Bu noktadan devam etmek ister misiniz? Ya tercihler konusunda ben de yani özellikle internasyonel seviyede, mesela bunu daha önceki hocalar da yaptı. Bizim zamanımızda da oldu. O seviyeyi bilen, oynayan bir iki kişi alıyorlardı zamanda, ama ben mesela doğru bulmuyorum Samet'in alınması. Niye? Oynamıyor. Çünkü bir de eskiden şöyle düşünülüyordu. Biz genç milli takımlarda özellikle bazı bölgelerde oyuncu alırız ki oradaki hareketlenmeyi hızlandırsın diye. Buradaki şeyde de, kadroda da ya böyle ara sıra Süper Lig'den öne çıkan oyuncuları çağırmak lazım. Böyle kadronun içine katmak lazım, harekete geçirmek lazım. Yoksa bazı bölgelerde eksik kalıyoruz. Reha hocamın andığı isimlerle birlikte. Yani benziyor ama ya şimdi bilmiyorum, ama Samet'in alınması hiç süre almıyor. Avrupa'ya yazılmıyor. Milli takıma alınınca açıkçası ben doğru bulmuyorum. Bu arada geçmişte daha keskin tartışmaları hatırlıyorum. Ta Lücescu'dan bu zamanın bazı oyuncuların alınmaları vardı ki hani menajerlik oyunu mu var arka tarafta? Ne oluyor arkadaş diye bazı tartışmaları getiriyordu. Hoca oldu canım, %90, öyle bir şeyler oldu zaten maalesef, ya. Maalesef. Bugünkü ama gerçekte %90'da hoca gene bir şekilde yakalıyor kadroyu. Toplum nezdinde kabul görür kadroyu yakalıyor ama özellikle ben santrafor mevkiye şöyle takılıyorum hocam. Orijinde kendisi de santrafordu yani. Zaten. Yani asıl çözecek olan sayesinde bir santrafor değildi. Evet tabii, değil. Aynen öyle. Zaten oyuncu havuzumuz bakma böyle çok böyle aşırı böyle kalabalık falan değil. Niye? Ligde zaten serbest bıraktılar. Geçen sene 8+3 vardı. Bu sene 11 yabancı oynatabiliyorsun. Evet. Şimdi sen buraya böyle açtığın zaman, yani 11 yabancı da oynasın dediğin zaman o havuzu dolduramazsın. Nitekim yurt dışındaki yetenekli oyuncularımız sayesinde milli takım kalitesi de artıyor. Ligde çoğu takım yeri geldiğinde 11 tane yabancı ile oynuyor. Doğru mu? Yerli oyuncu yok. İlk 11 çıkan. Böyle bir hak da oldu. Hadi 8+3 kurtarıyordu geçen sene. 3 tane yerli oyuncu bir şekilde oynuyor falan, gelişim diyordun. Şimdi bu da yok. Önü de kapandı. Bu ne oluyor? Senin havuzunu azaltıyor yani. Rekabetini azaltıyor. Hocam, orada da garip bir paradoks doğdu. Yani biz yerliyi, daha doğrusu yabancıyı serbest bıraktığımız denklemde daha fazla ihraç ettik. Oyuncu ihraç ettik. Daha fazla para ama kazandık. Milli takım seviyesinde de bir noktaya geldik. Fakat hani bu noktada da sizin yorumunuzda olan çok fazla teknik adam var. Yerlinin, daha doğrusu yabancının sınırlandığı bir
denklemde milli takım kazanır görüşünde olan da çok fazla teknik adam var. Ya şimdi bak, tabii ki yabancı oyuncular gelecek, yerli oyuncular rekabete girecek. Senin dediğinde yalnız böyle 11 yabancılı lokasyonda oynamıyordu. Ama yani 8 artı 3'ler vesaire bir şeylerden çıkıyordu az oyuncuyla. O Cenkler'in falan özellikle işte Everton'a 25 milyon euroya vesaire vesaire o dönemde işte totalde geçmiş daha önceki zamanlara göre çok ciddi bir transfer ihracatı oldu dediğini desteklemek için söylüyorum. Yani şimdi bakıyorsun bazı oyuncular yani oynuyor yabancı oyuncular, yerli oyuncular belki ondan daha iyi. Yabancı oyuncu bir kere kalitesi olması gerek. Daha soyunma odasına geldiği zaman oradaki atmosferi değiştirmesi gerekir. Yerli oyuncudan da en kötü %30 performansın daha iyi olması gerekir. Ya biz daha ucuza alacağız diye yerli oyuncu daha fazla para istiyor diye yabancıya eğer dönersek bu milli takımın havuzunu etkiler. Yani en büyük bana göre yapılan hatalardan birinde bu olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela işin tuhafı senelerdir bir sol bek çıkmıyor. Eren Elmalı bakma oynuyor. Eren şeyde Trabzon'da dengesiz adam. Trabzonspor'da yani, da güven ya, vermediği çok maç ya, var. Adam, güven verdiği maç sayısı az adam maalesef. Adam 3 sene önce Silivri'de oynuyordu. Bakma Kasımpaşa'da geldi bir oynadı. Trabzonspor aldı. Hala eksikleri var. Şimdi Ferdi diyorsun. Ferdi Fenerbahçe transfer ettiğinde 10 numara profilinde çizgilerde oynayan bir oyuncu. Senelerde bir sol bekin yok. Sabek Mert dengesiz bir oyuncu. Ne yapacağı belli değil. Zeki 3 senedir milli takımda maçı yok bunların. Ya bu mevkilerde ciddi sıkıntımız var. Ya ben stoperlerin atletik olması tabii ki daha önemli. Yani ülkede bir şeyi daha doğru tespit etmek gerek. Popescu geldi ya UEFA Kupası'nı Galatasaray'a kazandırdı. En ağır stoperdi Türkiye'deki. Ama oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, kale, adam, alan bunu çok doğru bir şekilde sağ içini yorumlayan bir stoperdi. Ya biz yani evet atletik olması tabii ki herkes ister Bayern Münih'teki gibi Upamecano, Kim Min-jae atletik iki tane stoper tabii ki. Ama yoksa bir oyuncu referans alır, ona göre pozisyon alır. Böyle bir milli takım veya oyuncuların gelişim olması gerekir. Bu gecenin milli takım kadar kazancı olan en önemli şey ne biliyor musun? Fenerbahçe adına İrfan Can'dır. İrfan Can Kahveci bugün mükemmel oynamıştır. Yalnız attığı golle takımı ateşlemek değil, savunmaya geldi. Toplar kazandı. Bak top değil, toplar kazandı. Kompak oynadı, canlı oynadı. Bir de maç temposu, ritmi gerektiği kadar olmamasına rağmen. Fenerbahçe'de çünkü sezon başından beri devamlı oynamıyor. Bir oynuyor işte. Bir bakıyorsun Avrupa Ligi'nde oynuyor. Ligde veya bir maç oynuyor. Yani bir tempo yakalamamış bir oyuncu olarak bir meydan okumaya ihtiyacı var. Bu meydan okumayı da bugün böyle hem takımı ateşleyecek bir gol attı. Aynı şekilde de bundan sonra Jose Mourinho düşünsün. İrfan Can değil. Bu İrfan Can ciddi anlamda o Fenerbahçe türbünlerinde, Fenerbahçe taraftarının da yani oynamadığı zaman tepki gösterebilecek bir şekilde getirdi. Bu oyuncu olarak da isyan etmek, oynamıyorum diye işte söylenmek yerine oyuncu sahada bunun oynamıyorsa hesabını sorar. Bu milli takımda da oynasa, oynamıyorsa keza bugün oynadı. O zaman kime bu gidiyor? Jose Mourinho'ya gidiyor. İrfan Can'ın bir şekilde o kadronun, ofansif kadro Fenerbahçe'nin eğer sahada yer alacaksa, fark yaratacaksa, problem çözen bir oyuncu istiyorsa İrfan Can'ın mutlaka Jose Mourinho'nun kadrosunun içinde olması gerekir ve özgürlük de tanıması gerekir. En önemli de İrfan Can'a güvenmesi gerekir Jose Mourinho'nun. Montella al, güvendi, bunun karşılığını aldı bugün. O kadar çok oynamayan, temposu, ritmi olmayan bir oyuncuyu al oynattı bugün. Farkı da yarattı İrfan Can. Bu milli takım yalnız birçok teknik direktörün başını ağrıtacak. Şimdi Mourinho'nun üzerinde baskı var. Benzer baskı Ancelotti üzerinde de oluştu. Birçok İspanyol gazetesi Karadağ maçında mesela Arda çok iyi oyun ortaya koydu. Performansı ortaya koydu. O günkü mücadeleyle birlikte. Şimdi bugün de Arda'nın golü var. Muhtemeldir İspanyol basını bugünkü maçla birlikte de baskısına devam edecek. Mourinho üzerinde baskı, Ancelotti üzerinde baskı. Montella çok baskı yaptıracak. Yani ben o baskının çok büyük olduğunu sanmıyorum. Çünkü Ancelotti gibi hocalar Real Madrid gibi kulüpteki hoca tercihleri biraz da günümüz konjonktürü içinde reyting amaçlı yapılan çalışmalar. Ama demin kullandığımız bir açıklama vardı. Onu bence biraz daha detaylı işlememizde fayda var. O da şunu dedik. Yabancıların serbest bırakması bizim futbolcu ihracatımızı çoğalttı. Bakın. Acaba bundan mı kaynaklı yoksa benim kendi görüşüm şu. Buyurun hocam. Avrupa daha öncesi Afrika havuzunu kullanırken
bir noktada o havuzu tükettiler. Yeni kaynaklar aramaya başladılar ki bizim genç ve yetenekli bir neslimizin olması onlar için en büyük kaynaktı. Avrupa bunu kullanıyor. Avrupa'ya bizim gönderdiğimiz futbolcuların neredeyse tamamıyla genç yetenekler. Bu ligde büyümüş, belirli bir seviyeye gelmiş futbolcular, olgunlaşmış futbolcular değil. Bir iki istisna varsa diyelim belki hala benim için genç diyebileceğim bir ferdidir. Ama Avrupa kökenli olması, temel eğitimini orada alması onun için bir avantajdı. Veya büyük paraya giden Cenk Tosun tamamıyla Avrupa'dan yetişmiş Şampiyonlar Ligi performansıyla oraya giden yine Avrupa kökenli bir futbolcuydu. Aklıma yine genç, bizden yetişmiş bir tek Kerem geliyor. Onun dışındaki futbolcuların tamamı Avrupa'nın olacak dediği büyük yeteneğe sahip oyuncular. O yüzden bu değerlendirmeleri ben biraz da bu açıdan yapıyorum. Abdullah Hocam? Ya ben tabii bu genç işine biraz takılmış durumdayım. Kaç yaş genç? Kim? Biz 25'e de genç diyoruz, 20'ye de genç. Adam 17 yaşında oynuyor. Nasıl oluyor? Yamal işte hocam. He? Yamal. Barcelona'da neler yapıyor? Yani bu genç bir performans mı? Ya da yakın geçmişte Real Madrid'e gelen Mbappe, Monaco'da daha 17 yaşında şampiyonluğu. Ya mühim olan, tamam genç takım olmak önemli ama mühim olan uyumlu bir takım yaratabilmek. Yani organizasyonu olan, özellikle bu seviyede organizasyonu olmazsa, işte o zaman oyunlarda çok gelgit oluyor. Bizim esas bunu düzeltmemiz lazım. Hakikaten çok yetenekli bir grup var hocanın elinde. Ama hala yani çok net savunmada ve atakta ne yapabilir anlamında çok net bir oyunumuz yok. Yürekler ağzı sık sık geliyor. Güven yani, vermiyor. Bu şampiyonada da bunu çok yaşadık. Biliyorsun yani her maçta yaşadık aşağı yukarı. Onun için bence bunun üzerine biraz yoğunlaşmamız lazım. Çünkü bu oyuncu grubu en az 5-6 sene daha beraber oynayabilecek oyuncu grubu. Yani kaç 5-6 hocam? En yaşlısı herhalde Hakan Çalhan olur. O da 94 doğumlu yani. Tabii. En deneyimlisi. Onun için ve beraber oynayarak bir yerlere gelebilecek bir gruptan bahsediyoruz. Takviye konusunda ben en yakın takımın Ümit takım olduğunu düşünüyorum. Yani Ümit takımdan takım veya işte Avrupa'da liglerden takip edilen bölgesel olarak tamamlayıcı oyuncu bulabilirsek. Çünkü Türkiye Ligi'nden hakikaten zor buluyorsunuz. Aşağılara inmeniz lazım. O zaman seviye anlamında karşılamıyor. Onun için biraz daha bölgesel olarak eksik olduğumuz bölgelerde alternatifi çoğaltmamız lazım. İşte içlerinden hangilerini kullanabiliriz diye kadroya almamız lazım daha sonra. Ama genel anlamda yani biz görece olarak işte İzlanda'yı, Karadağ, Galler'i bunlar bizim için bizim kategorimizdeki takımlar değil. Biz daha yukarıya oynamalıyız bence işte. Ne bileyim Avusturya maçında zorlanmamalıyız. Çekya'ya karşı 10 kişi kalınca oyunumuz değişmemeli. Bunlara hocam, çözüm üretmek lazım. Bizim milli takımı izlerken eminim sizler de bu kanaattesiniz. Yani bizim milli takım 4 de atar 4 de yer. Yani bu uçurumu bir türlü dengeleyemiyoruz. İşte bunun olmamasını lazım. Biz de onu anlatıyoruz yani. Savunmada ve atakta işte belli kuralları, kaideleri olan bir milli takım haline gelmemiz lazım. Milli bu takımda da muhtemeldir. Teknik direktör dokunuşlarıyla olacak. Kesinlikle. Çünkü oyuncu havuzumuz belli. Bir de süre olarak dokunuşu nasıl olmalıyı merak ediyorum hocam. Süre olarak çok fazla şeyimiz yok. Yani milli takımlardaki en büyük handikap oyunculara süre olarak çok fazla antrenman. Bir tek şampiyon öncesi bir yer açılıyor. Bir hafta 10 gün. Orada bir şeyleri işte oturtturmaya veya geliştirmeye çalışıyorsun. Esas oyuncuların gelişim yerlerini göstermesi gereken yerler takımlar. Hem fiziksel hem taktiksel. İşte bir de bir algı aldı gidiyor işte. Milli takımlarda işte yukarıya oyuncu verme konusunda böyle bir algı var. Ben buna 19 hatta 17'den başlayarak bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani milli takımlarda yukarıya oyuncu verme konusunda oyuncuyla zaten 3 gün çalışıyorsun.
O mu belirliyor yukarıya çıkmasını? Kulüplerde gösterdiği performans belirliyor. Şimdi Ümit takımdaki oyuncunun Ümit takımdaki oynadığı oyun mu milli takıma aday gösteriyor? Hayır. Kulüp takımında takip ediyorsun. İnternasyonel seviyede yapabilirliğini bakıyorsun. Yukarıya alıyorsun. Esas orası bence performans yeri, yarışma yeri. Orası bir yukarıya sıçrama yeri değil bence. Bunu biraz değiştirmek lazım. Çünkü işte 19'da eğitelim. Ya 19'da eğitmiyorsun. Adamla zaten 3 gün çalışıyorsun. Zaten 2 günü yenileme olarak geçiyor. Hani oyuncuya bir şey vermiyorsun ki. Adam sadece internasyonel seviyenin ne olduğunu anlıyor. Tempoyu görüyor. Gelmeden düşünmeyi görüyor. Ligde yapamadığı şeyleri orada yapabilirliğini veya yapamadığını görüyorsun. O yüzden bu şeyden vazgeçmek lazım. Yani Ümit takım A milli takıma oyuncu veriyor. Yok kardeşim, zaten A milli takım hocası hepsini biliyor Ümit takımdaki. Tabii canım. Yani onun için performans yeri bunlar. Ha belki oradan takviye olabilir. İşte Ümit takımda santrafor oynayan oyuncular var. Mustafa Hekimoğlu var mesela. Yok, sonda Erencan'ı oynattı galiba. Erencan var keza. Erencan var. Mustafa biraz geriye düştü. O da çok yetenekli ama süre olarak doğru zamanda kullanılmadığı için biraz geriye düştü. Yani santrafor, işte stopere bakmak lazım. Sol bek, sağ beke bakmak lazım. Stoperde çünkü de havuzumuz genişti ama son dönemlerde stoperlerimizin performansında da bir gerileme var hocam. Şey sakat, Fenerbahçe'deki İsmail mi? Çağlar sakat. Çağlar Ozan Kabak. Ozan var. O ikisi sakat. Aslında var isim olarak, oradan bir doğru ikiliyi bulmak lazım bence. Kaan Ağın oynuyordu tabii. Bundan evvelki mesela 2020-21'i o zaman Kaan'la Meri oynuyordu ya Fransa'yı falan işte yendiğimizde. Hem de orada beraber kaldığımızda. Orada o zaman tabii havuz daha böyle güçlüydü. Stoper havuz. Bir de tabii şey sorunu var. Yani şimdi bizim iki tane bekimiz var. Ama yani mesela diğer A klasmandaki beklere baktığın zaman bizimkiler, sol bek için de söyleyebilirim bunu, biraz geride kalıyor performans anlamında. Oralara, son dönemlerde çok geride. Oralara bakmak lazım. Ya öbür bölgelerde bence çok sıkıntı yok ya. Orta saha ve zaten parıl parıl parlıyor. Ya hocanın zaten çok santraforla ilgili sorunu yok. Fakat orta Adana saha demişken bugün ikinci yarıya özellikle dikkat çekmiştir mutlaka. Mesela Orkun'u hiç göremedik orta sahada. İkinci yarı çok oyundanmış. İkinci yarı çok oyundanmış. Evet. Hoca değiştirmedi o değişikliği. Ki değişiklikleri de konuşabiliriz bir yandan. Bizim milli takımımızın bugünkü değişikliklerini. Ben Hakan'ı çok beğendim. Bir önceki maçta çok beğenmiştim. Bu maçta keza öyle. Ben bugün Kenan'ı çok beğendim hocam. Kenan'ı ilk, evet. Bugünkü mücadele Kenan gerçekten iyiydi. Kenan iyiydi, evet. Sizlere de sormuş olayım. Bugünkü mücadeledeki oyuncularda fark yaratanlar olumlu olumsuz. Ya ben İrfan'ı beğendim. İrfan Can Kahveci mesela iyi oynadı. Derli toplu oynadı. Mesela Zeki Bindirdi. Mesela ikili oyunları iyi oynadılar. Sol kenara doğru daha senkronize oldu sağ koridor. Zeki ile İrfan daha iyi oynadı. İkili oyunlar. Yani Ferdi ile mesela Kenan daha kopuk kopuk oynadı. Çok bireysel oynadı. İkisi de. Kenan bir de Ferdi'nin tabii Kenan yani eşleşmesi ne gibi, yani Kenan onu bekleyecek bir oyuncu. Kenan'ı atacaksın, en büyük marifeti sağ ayağıyla, güçlü ayağıyla içeri evrilecek. Ve şut atmayı deneyecek veya 2'ye 1 veya pas. Yani beki çok kullanan, kör nokta içeri girdiği zaman çok kullanan sol tarafını bek bindirdi bir oyuncu değil Kenan. Ama İrfan öyle değil. İrfan içeri topu tokatladığında sol ayağınla sağ ayağınla ikili oyunda Zeki mesela koridoru açtığında topu bıraktı. Ben yani İrfan'ı mesela evet diğer oyuncular da tabii mutlaka doğru Hakan olsun Kenan diyebiliriz ama ben İrfan'ı bir de niye, yani İrfan oynamayan bir oyuncu Fenerbahçe'de sezon başından beri bir türlü ritim tutturamadı. Bir türlü bana göre Jose Mourinho'nun da gözüne giremedi. Yani böyle bir durumlar da var. Yani sıkışması hiç oynatmayacak, hiç düşünmüyor onu. Ama az önce de söyledim, yani böyle bir maçta bir meydan okumaya da ihtiyacı vardı. Yani 4. golü de atmadı. Yani 3 galip 4. dakikayı son dakikada atmadı. Yani 1-0 gerideyken 1-1. Çok güzel de bir gol attı. Ve o bana göre milli takım o enerji de, hem dakikası da çok iyiydi. O enerji de sahaya yansıdı ondan sonra. Zaten Hakan'ın penaltı golü vesaire falan 2-2'ye düşsek o enerjiyi ikinci yarı aldıktan sonra 4-2'ye getirdik. Ben İrfan'ın mesela bu açıdan önemli buluyorum verdiği performansını.
Yani oynamayan bir oyuncunun bugün çıkıp sahada mücadele etmesi, savunmaya gelip işte topu bir şekilde kesmesi, Zeki ile ikiliye oynaması, gol atması. Evet. Ben yani diyorum ya, biraz daha İrfan o anlamda önemliydi. Bir de Merih de mesela öyle böyle ikinci golde hatası var ama çok önemli bir gol çıkardı ya. Tabii. Bunu da unutmamak gerekir. O pozisyonda ekranda işte. Evet. Burada elle oynama tartışmaları da vardı ama bence net çizgi üzerinde elde yok. Tertemiz bir kurtarış. El kapalı, vücuda çarpıyor. El böyle kapalı hocam hiç. Bence de yok. Ben ofansif özellikle futbolcularımızı bugün beğendim. Tabii zorlandıkları anlar vardı. Bu ayrımı yaparak beğendiğimi söylüyorum. Hocalarım saydılar. Biraz daha fazla sayılmayan Arda'nın üzerinde durmak isterim. Hı hı. Arda bence Fenerbahçe'den gittikten sonra ceza sahasında daha fazla, daha etkili işler yapmaya başladı. Ki bugünkü golünü de öyle attı. Fenerbahçe dönemini hatırlayalım. Orta sahada biraz daha top alan, bağlantı oyuncusu olan, devamlı oynayan ve alan Arda. Yani biraz orta sahada sürekli toplu oyun kurmaya çalışan Arda, Real Madrid'deki oyununu ceza sahasına girişleriyle zenginleştirdi. Bugün de golü öyle buldu. Kerem önde oynadığı için rakip o kadar kompakt oynadı ki orada alan bulmak mümkün değildi. Oraya her giren futbolcumuz zorlandı. Kenan da girdiğinde zorlandı. Dönem dönem İrfan da. Ne zaman ki biraz daha geniş alana çıktılar, orada daha etkili işler yaptılar. O yüzden onların hepsine ayrı bir parantez açmak lazım. Ama orta sahada Hakan, Orkun, Arda, Avrupa'da oynayan üçlü. Yani bu da Avrupa'nın oyun anlayışını biraz bize getiriyor. Tabii hep geleceğe konuşuyoruz. Milli takımımızın eksiklerini konuşuyoruz. Sonuçta belki de çok net bir şekilde şunu söylememiz lazım. Takım oyunu. Bakın Rapid Wien hem Trabzon'u eledi. Şimdi kulakları çınlasın. Hem Trabzon'u eledi hem Başakşehir'i yendi. Veya Galatasaray bir Young Boys'a elendi. Veya genel bakalım Avrupa'da kalite olarak bizim çok 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 altımızda olan takımlar sadece takım oyunu oynadıkları için bize büyük sorun çıkarıyorlar. O yüzden ben artık oyuncuyla da kazanacağınız maçlar olacak. Zaten o sizin en büyük avantajınız. Bugünkü mücadele. Oyunla açamadığınız rakibi bazen oyuncuyla açacaksınız. Ama bazen de oyuncuyla bile açmakta zorlandığınız anlarda rakibin yaptığı hatalar sizin için her zaman oyunu açmak için bir fırsattır. O fırsatları da değerlendirecek yine o kalitedeki oyunculara ihtiyacınız var. Bence önümüzde oyunun gelişmesi için medyaya çok büyük görev düşüyor. Bakın benim gözlemim, daha bu dönemde biz transfer konuşmaya başladık. Şu gidecek, devre arası bu gelecek. Ya daha takımlarımız, bu benim görüşüm, lige tam olarak hazır değil. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hala hocaları bile eksiklerden bahsediyorlar. Yani ligin ikinci milli arasını tamamlamışız. Ekim ayına gelmişiz. Ekim hala ortalık. Evet, hala biz eksiğimiz var diyorsak biraz da bence bunların giderilmesi lazım. Avrupa takımlarına bakın. Sezon hazırlıklarını o kadar iyi yapıyorlar ki zaten bir de sil baştan yapmadıkları için öyle veya böyle oturmuş bir oyunları var. Hı hı. O oyunun kalitesi tartışılır. Bence bunlar bizim önümüzdeki dönemde futbolumuza sokmamız gereken en önemli katkılar olur. Bunu da medyanın teşvik etmesi lazım. O yüzden dedim medyaya büyük görev düşüyor. Medya oyuncu yerine bence oyunu biraz ön plana çıkarsa daha faydalı olur. Devre arası yayınımızda Reha Hocam çok güzel bir örnek vermişti Sebastian Veron'la yola çıkarak. Arda'nın oyununda da yani Veron mesela ilk Manchester United'de geldiği örneğiydi hocam. Affınıza sığınayım, sizden rol çalmış gibi olmayayım ama hani her topa girmek teknik her adamların... Her topu istiyor, pas evet. Atıyor, her topu her topu gidiyor. Evet. Hani iyi midir, kötü müdür? Pozisyonunuzu, mevkinizi kaybediyorsunuz. Konumlanmanızı. Asıl konumlanmanızı kaybediyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'deki oyunu buydu işte, tam bu. Ama hocam Arda Güler'de de mesela bugünkü oyunu izliyorsunuz. Arda her yere gitmeye çalışıyor. Ya kendi konumlanmasını kaybediyor hocamın kulağı çınlasın evet, yanımda. Evet. Hani konumlanmasını kaybediyor. Daha fazla verim alabilecekken aslında kendisinden. Evet. O verimi kendi kendine mi azaltıyor diye düşünmeleri demiyorum. Fakat bunu düşünürken de bunu acaba hoca Arda'yı serbest oyuncu gibi oynatmasından mı kaynaklı?
Hayır. Yoksa canım. Arda'nın kendi tercihinden mi Arda'nın kaynaklı? Arda'nın kendisiyle alakalı. İşte peki, o zaman hocanın mesela ilk Arda'ya dokunması gerekmez mi hocam? Arda sen bunu yapma. Hayır tam yani Arda şöyle bir şey var. Hem o dediğini yapıyor. Atıyor adama destek veriyor. Desteği nerede veriyor, nasıl veriyor o da belli değil. Bu ve top işte. Rakibe geçtiği zaman orada bir kere üretken olma konusunda geride kalıyor. Artı top rakibe geçince aynı anda 3 tane oyuncu aynı yerde kalıyor. Sıkışıyoruz orada. Ondan sonra ilk golü yiyoruz işte. Peki özür dilerim hocam. Arda ile ilgili şu soru. Real Madrid'de de böyle mi oynuyor? Hayır. Evet. İşte benim vurgulamaya çalıştığım o. Oynayamaz hocam. İşte zaten onun için diyorum hocam. Orada Avrupalı Arda gibi oynuyor. Hocam, bize geldiği zaman, her şeyi kendi Türk milli takımına geldiği hocam, zaman Türkleşiyoruz. Hocam top attığı zaman bir oyuncu tabii ki pas desteğe gidecek. Pas destek aynı zamanda nedir? Karşı presi yapmak için de bir attım ben Abdullah Hoca'ya pas desteğe gittim. Topu kaptırdı. Biz doğru bir şekilde 3 kişi en az olması gerek karşı preste. Bu karşı prese gitmek için de sayısal üstünlük. Önemli önemli. Ama böyle set ucumunda değil. Set ucumunda zaten yerleşim bir konumlanma vardır. Çizilen sette herkesin toplu ve topsuz görevi vardır. Hey, açık alanda bir yakalarsın. Açık alanda sağdan sola koşu yaparsın. Geniş alanda eksik yakalarsın. Organize olmamış bir savunma vardır. Evet yaparsın o zaman bir sıkıntı yok. Ama sen konumlanmış bir oyunda yerini kaybetmeyeceksin. Az önce Alex Ferguson işte kitabında yazdığı buydu. Yani genelde bizde böyle bir sıkıntı var. Arda iyi niyetli, evet hepimiz seviyoruz, yetenekli, Real Madrid'de oynasın, dünyanın en iyi oyuncusu olsun. Hiçbir sıkıntı yok ama böyle bir şey olmaz. Ben atıyorum Abdullah Hoca'ya, koşuyorum, alanımı kaybediyorum. Buraya Ahmet Hoca'ya atıyorum, olmaz, topun peşinden gitmiyorsun abi sen. Konumlanmada kal, daha diri kal, orada pres yap, topu al, daha iyi aksiyon yap, topsuz ceza sahası içine gir. Sen şimdi Real Madrid'de bunu yapıyorsun ya, hatırlıyor musunuz? Toni Kroos sonradan oyuna girdi. Bir top attı, kafasıyla kaçırdı. Evet, evet. Dip koşuda yaptın savunmanın sırtına. O bu koşuları yapsana sen bugün her topu ayağına istiyorsun. Hiç sen Kerem'in arkasına bir dolduracak ikinci santrafor gibi topsuz koşu yaptın mı? Bir de sen yani Alex hayranısın. Alex'in Fenerbahçe'de yaptığı en önemli iş bu değil miydi ya? Semih'le evet. Bağlantıda topsuz atıyordu kenara, o alana boşluğa rakibin sırtına koşu yapıyordu gizlice. Semih de iki stoperi oyalıyordu değil mi? Önlem alınamıyordu. Alex de, havadan yerden de hocam, bırakıyordu, gol atıyordu. Kontrolün olmuyor o zaman yani. Daha zor kontrol ediliyor. Savunma, şimdi atıyorsun savunma adama, için dediğiniz doğru. Yani hem destek vereyim. De, en sıkıntılı değil mi savunma için? Yani yüz dönük geliyor. Siz tabii. Neyi tutacağınız belli. Kör noktanızdan veya kenar tabii. Ortasından bir dip koşu yapıyor. Ya hocam bir de atıyorsun. Ya ben daha topu tutmamışım. Hazır değilim. Desteği veriyorsun. Ben otomatikman şaşırıyorum ve top kaybı oluyor. Bu sefer baskıya gideceğiz, sayısal azalıyoruz. Konumlanma olarak bölgesel azalıyoruz, eksik oluyor. O zaman ne oluyor? Aynı böyle geçişi kontrol oluyor. Yani topun oynandığı zamanki desteği önemli ama bir de top rakip tarafından karşılanıyor, kazanılıyor. Yani çok şey yapmak istiyor, aslında hiçbir şey yapmıyor. Bir de ucumda hocam bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli değil mi? Az oyuncuyla çok oyuncuyu bağlayacaksın değil mi? Tabii. Sen böyle bağlayamıyorsun ki. Ben atıyorum karşıya gidiyorum. Bu sefer ne yapıyoruz? Rakip bir tane bek varsa iki kişi oradayız. Hı. Rakip bizi bağlıyor. Bağlı. Sayısal üstünlük. Sağdaki en önemli şey ne bu işin? Tabii. Aritmetiği sayısal üstünlük sağlamak değil mi? Savunma bir ucumda. Eksiltmek. Şimdi en önemli sayısal yani aritmetik üstünlük evet. Sağlayamıyoruz. Gidiyoruz rakibin bekin kucağına iki kişi biz orada iş yapacağız. Öbür tarafa topu getireceğiz. Sayısal üstünlük nerede? Rakipte. Yani gerçekten futbol tam bir matematik işi de neyse. Hayır yani hani diyorlar ya niye şeyde Real Madrid'de oynamıyor. Burada belki çok göze çarpmıyor ama adamlar burada onlara kıymet veriyorlar. Ya artı biri bir yakalasan futbolda çok önemli tabii yani. Tabii canım. O yüzden matematik. Hocam matematik dedi ya matematik. Ralf Rinding şimdi Avusturya milli takımı çalıştırıyor. 5 attılar Norveç'e. Adam mimar çalıştırıyor. Bak mimar. 2000'de, saha parselizasyonu için. Manchester'da bir yere götür. Tamam mimar var. İşler buraya gitti. Bırak matematiğe. Tabii. Mimar var. Mimar. Artık yani bu işler farklı noktalara gitti. Biz düşünebiliyor musun? Ya bir maç bitiyor ya diyor biz tebrik edelim işte bilmem ne. Tabii ki tebrik edeceğiz. Ya ama bir eksikleri de söyleyelim ya. Bizim milli takımımız bu ya. Çalışsın, kimin ne para aldığı, kaç sene çalıştığı benim umurumda değil. Ben bakıyorum milli takım nasıl olsun, sürdürebilir bir oyunu olsun. Az önce söyledim ya onu.
Yetenekten daha önemli organizasyon benim için. Çünkü organizasyon olduğu zaman sürdürülebilirlik olur. Bu ne olur? Milli takımdan X kişi gittiğinde yerli yabancı gelen antrenörle bunu devam Tabii. ettirebilirsin. Avrupa bunu yapıyor. Bir kültürün oluyor, bir oyunun oluyor. Sen şimdi tamam. Rudiger nerede oynuyor Rudiger? Real Madrid'in stoperi, Alman milli takım oyuncusu. Almanya mı? Adam Hansi Flick, Barcelona hocası bireysel antrenman çıkartıyor. Kafa toplarını ölçüyorlar. Diyorlar ki milli takım ve Real Madrid'de vuruş yerleri doğru değil. Arkasından Klinsmann da geliyor, doğru söylüyorsun. Öyle çalışıyor onlar orada. Klinsmann da çalıştırıyor. Nerelere inmişler? Ya pardon, özür dilerim. Klinsmann Nagelsmann daldım. Ya Nagelsmann düşünebiliyor musunuz? Raif Hansi Flick'ten milli takımı biliyorsun Nagelsmann aldı. Avrupa Şampiyonası'na hazırladı. Adamlar düşün. O hocam şeyleri direkt analizleri çıkarmışlar. O da Avrupa Şampiyonası'na Almanya'da konuşuyorlardı bunu programda. Aynı şekilde yaptırıyormuş. Bireysel antrenmanlar yaptırıyor. Siz de dediğiniz gibi az bir süreç var. Az süreçte en verimli Tabii. nasıl çalışırız? Benim derdim o. Yoksa derim ki ya Montella süper kardeşim devam etsin. 10 yıl daha devam etsin. Burada Montella'yı konuştuğumuz iyi kişi. Fatih Terim de olsa, ilk antrenör de olsa eksikleri gideri çalıştırması gerek. Çağ böyle. Veri, analiz ve antrenman yaptırman gerekir bireysel ve takıma. Maalesef. Zaten sokak şöyle bir bölünmüş vaziyette. Montella konusu açılır açılmaz. A taraf işte ne gerek var Montella'ya? Bizde nice hocalar var. Peki işte, neyi nasıl taraf. Yapılacağıyla ilgili B fikri taraf. Var mı onların? Biz Montella'ya şimdi üçümüzde konuşuyoruz. Neyi evet. nasıl yapması gerektiğini söylüyoruz. Onların bir fikri var mı? Ne eksik yapıyor ve nasıl yapacak? Onlar Bunu soracak. Onlar şimdi magazininde kalıyorlar hocam. İşte B tarafı da işte bakın görün en çok eleştirdiğiniz Montella nice başarılarımıza imza atmaya başladı şimdiden taraf var. Halbuki benim bakış açım şu. Bu milli takım hepimizin milli takımı. Aynen. Başında Fatih Terim de olsa bizim milli takımımız, Montella de olsa bizim milli takımımız, Hiddink de olsa bizim milli takımımız, kim olursa olsun bizim milli tamam. takımımız. Ve bunu daha ne kadar ayağa kaldırabiliriz arıyorum. O yüzden 4-2 galip gelmemize rağmen neleri yanlış yaptık onları düzeltelim diye bakıyoruz. Ya ben en iyi sınavımdan çıktım da babam şey derdi, bakayım hangilerini yanlış yaptın. Biyolojide mi yanlış var? Hadi bunları düzeltmeye bakalım derdi. Daha iyiye götürebilmek için. Ben bugün biraz daha onu arıyorum işte. Yani geldiğimiz nokta ortada. Attığımız golleri... Niye bunu arıyorsun? Başarı. Dünya Kupası grupları var. 2025'te başlayacak. Sıkıntı yaşamayalım. Aynen. Gruplardan çıkalım. Dünya Kupası'na gidelim. Bunu az önce de söyledim ya. Bunu dertlenmemiz gerekir. Buna çözüm üretelim. Eksiklerimiz gidelim. Doğru yaptıklarımız var. Oyuncu kadromuz zaten kaliteli. Eksik neyi yaptık, hata neyi yaptık, nasıl rakibe pozisyon verdik, nasıl gol yedik bunları analiz yapacağız. Tabii canım. Hocam bir de Dünya Kupası önümüzde. Dünya Kupası'na artık gidelim bir zahmet. Tabii. Avrupa Şampiyonası'na gitmeni dövüyorlar zaten. Neleri geliştirebiliriz? Bence çok güzel örnekler, ipuçları, tespitler yapıldı bu akşam. Tabii bütün bunların geliştirilmesinin de daha fazla kulüplerde olabileceğini de hemfikir olduk söyledik. Ben ülke futbolunda en büyük eksiklerden birini de milli takım hocaları ile kulüp hocaları arasındaki işbirliğinin geçmişte neredeyse tamamıyla yok olduğunu söyleyeceğim veya çok azdı. Hmm. Montella'ya, milli takıma düşen en büyük görevlerden bir tanesi de o. Bakın madem milli takımda o futbolcuyu geliştirecek zamanınız yok, kulüpteki hocalardan rica etseniz, beraber o eksikleri tespit etseniz bence o işbirliği içinde kulüplerde bile o futbolcuların gelişimi için büyük katkı sağlanır. Bunu önemsediğim için altını çizdim. Benim hocam Eloğlu bir şey söyleyebilir miyim? Hocam benim çalışırken yaşadığım en büyük zorluk kulüpteki antrenörlerin hiçbirisi bireysel antrenman konusunda öncelik almıyorlardı. Biz geliyorduk milli takımdan, ümit takım seviyesinden bahsediyorum. Hocamın söylediği gibi bu oyuncunun şu eksikliği var. Bu internasyonel seviyede çok net gözüküyor. Ya şunları çok basit şekilde şöyle çalıştırın diyorduk. 2 ay sonra genellikle Eylül, Ekim, Kasım'da milli maçlar oluyor. Geliyordu oyuncu. Ay hiçbir gelişim göstermiyor. Kulüp hocaları hiç önem vermiyordu oyuncuların gelişimine. Yani ben onlara da hak veriyorum. 3 puanın derdine düşmüşler. Onlara da hak veriyorum ama hocam, bu de. İşin bak ama ben bu işin çözümlerinden birisinin bireysel antrenman olduğunu düşünüyorum. Hocam kesinlikle doğru. Ona benzer olumlu yönde verebileceğim örnekler var benim. Raşit Çetiner'in Ümit Milli Takım'da olduğu dönemde onunla beraber bence örnek olabilecek çok güzel çalışmalar yaptık. Hem Beşiktaş'ta olduğum hem de Galatasaray'da olduğum dönemde özellikle Ümit Milli Takım'ında bile o bireysel çalışmaları yaptırdılar. Hocam vallahi bu noktada şöyle araya giriyorum, affınıza sığınayım. Menajerlerin yaptığı baskıyı demek teknik adamlarımız yapamıyor o zaman. Çünkü menajer Eloğlu'ndan bir adam getiriyor.
25 maç oynama zorunluluğunu sözleşmeye bile yazdırıyor yeri geliyor. Ya da 20 maç, 30 maç kaçsa. Ya da yabancı bu şartlar altında sana kiralamaya izin veriyor. Bizim milli takımımız başta olmak üzere o zaman teknik adamlarımıza baskı yapacak. Falanca oyuncuyu oynat. Cenk Tosun mu? Adı Cenk Tosun oldu bugün. Yarın Ahmet olur, Mehmet olur. Kim olursa olsun o baskıyı yapsın ya da istediği oyuna uygun oyuncu grubunu oluşturabilmesi için o iletişimi sağlaması lazım. Yani menajerin yaptığını bizim teknik adamlarımız yapamıyor o zaman diye bakıyorum. Ya, oynatsın diye baskı yapmak yerine kaybedilen bir maçtan sonra kovulmayacağına dair o baskıyı azaltsın bence daha iyi. Ya o da tabii başka yani, bu da ülkemizin gerçeği. Ya bir de yani biz hep ne gerçeği. Diyoruz bakın bizim Montella bugün burada gösterdiğimiz saygıyı evet. bu ülkede bizim bütün evet. teknik adamlara göstermemiz lazım. Yani biz de ya hocam hoca değil açıklamasını devamlı ya, biz duyuyoruz bırak hocam. Hocam ya. Şunu ben duydum yani, biliyor musun? Devam edin çok güzel. Ya Montella gelsin bizi ikna etsin falan toplantı yapsın bir çay kahve seni ikna etsin dedi adamlar ya daha önce bankada çalışan, orkestrada çalışan, muhasebecilik yapan adamlar bak çok ciddi söylüyorum ha. Vallahi hocam keşke. Ya televizyon bunlara kalmış bunlar diyor ki Montella gelsin beni ikna etsin. Sen neyi nasıl yapılacakla ilgili bir tane bana antrenman çiz ya. De ki şunu nasıl yapacağıyla ilgili söyleyeceğim bir tane bir şey çiz. Nereden bakıyorsun yorumlar hiç internetten toparlıyorlar bilgiyi. Bilgili evet. olmakla yani bunlar bilgili olmakla bilgiyi bir şekilde toparlamak. Bilgiyi bir şekilde nereden buluyorlarsa işte ağızları da laf yaparak bir şekilde konuşmayı karıştırıyorlar. Bunların yaşanmışlığı evet. yok ki. Bunlar bir de baksan var ya burunlarından böyle var ya kıl aldırmıyorlar şöyle dakika. Böyle falan vesaire. Yani düşün işin tuhafı Montella gelip bu adamları yani evet. bir sürü bununla ilgili söyle ikna edecekmiş. İşler burada ya. Ya şaka gibi ülke ya. Ajax maçından sonra Van Bronckhorst sorular üzerine döndü onlara dedi ki futbol dedi sizin düşündüğünüz gibi bir menajerlik oyunu değil dedi ya. Futbolun gerçekleri var dedi. Ben o gerçekleri düşünerek onları göz önünde bulundurarak bazı kararları veriyorum. Ama hocanın o doğru tespiti sanki menajerlik oyunumuş gibi herkes hakem kesiyor. O da ayrı onun da kredisi bitti falan diyen adamlar var ya futbol topuna ayağını değmemiş adamlar kredisi bitti. Ya neyi bitti herif ya bırakın bir herif çalışsın malısın. Tamam tabii. Beşiktaş rayına da girerler bu kadar sabırsız bırakın abi sizi kimi siz niye abi? Biri beni böyle bir de var şu var biri beni ikna etsin ya sen kardeş kim seni ikna edecek ya Allah aşkına ya. Siz neresiniz ya? Ya futbol neresindesiniz ya? Onu bana söyleyin abi ya. Nerede yer aldınız abi bu zamana kadar ya? Herkes antrenör. İşte ben şurada çıkıyor. Ben vallahi tanımıyorum onları ya. Bak ciddi söylüyorum tanımıyorum ya. Şurada çıkıyor ben antrenörüm. Dünyayı işte şöyle takip ediyorum falan. Gel abi bana bir tane antrenman çiz. Yok. Oradan duyacak edecek bilmem ne. Oradan konuşuyor işte site örneği, şu örneği, bu örneği. Peki neyi nasıl yapıyorlar? Bir fikrim var mı? Onunla ilgili yok. Program kapanırken yükseldik hocam vallahi ağzınıza sağlık teşekkür sağ ederim ama programımız yavaş yavaş sonuna geldik bakıyorum hatta saniyelerimiz kalmış bitirmemiz de gerekiyor Galler maçı da kaldı bakalım önümüzde şimdi Karadağ ile birlikte Amili futbol takımımızı tebrik edelim bir tarafında Abdullah Ercan öteki tarafında Real Kapsal ve Ahmet Akçan'la birlikte yaklaşık 2,5 saate doğru geldik karşınızdaydık milli takımımızı konuştuk Amili takımımızı tebrik edelim. Önümüzdeki maçlarda can yürekten başarılar dilerim. Bir sonraki milli takım aramızda Kasım ayında. Aralık'ta da artık yavaş yavaş Dünya Kupası'na doğru döneceğiz. Eleme grubunda rakiplerimiz belli olacak. Bugünkü yayında yönetmenimiz Güven'e, editörümüz Yusuf'a, yayınlamaya geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlu geceler efendim. Hoşça kalın.